Az Tuzlu Murat Bey Burgur'un sunduğu Yeni Gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Yeni Gün programında ben Ümit Atabay bir kez daha sizlerle birlikteyim. Kamerada Tolga bizlere eşlik edecek ve rejide ise yayın kumanda masasında Sefat bizlerle birlikte olacak. Evet, programımıza bugün küçük bir rötarla başladık ama sağlam ve sağlıklı bir şekilde buradayız. Ve hemen arkamızda görmüş olduğunuz ekranımız var. Canlı ordu ekranımız var. Hatırlatmalarım var. Kısa süre içerisinde hemen bunları hatırlatmaya gayret ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, Ordu'da güzel bir gün vardı. Güneşli bir güne uyandık bugün. Umarım keyfimiz de yerinde olur. Evet, sosyal medya adresimiz ekranımızın hemen sol alt köşesine yazıyor değerli izleyicimiz. Sosyal medya adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Şu anda Ordu'nun canlı görüntüsünü izliyorsunuz. Hani memleket hasreti çekenler, memleketim benim güzel memleketim, memleket havası, kokusu bir başkadır diyen dostlarımız, izleyicilerimiz, hemşehrilerimiz varsa işte onlara bizim penceremizden küçük bir Ordu görüntüsü değerli izleyicilerimiz. Evet, kanalımızın olmuş olduğu binadan işte denizi gören, sahili gören o güzel cepheden bir parça. Hemen ay ışığı olarak adlandırmış olduğumuz o bölümde yeni altyapı yapılandırma çalışmaları var. Büyükşehir Belediyesi'ni onu da takip edebileceğiz buradan. Bakalım ilerlemeler nasıl gidiyor, hangi seviyelere gelindi. O denize hemen o yakın o bölgede sevgili izleyenler şu anda harfet kamyonlarını görüyorsunuz, çalışıyorlar. Orası ne olacak? Otopark ve miting alanı olacak. Yapıldığı zaman nasıl olacak? Hep beraber bakacağız, hep beraber değerlendireceğiz. Mesajlarınızı aktarıyoruz programımız içerisinde. Sizlerden gelen mesajları aktarıyorum. Veli Eroğlu, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi haftalar, selamlar, sevgiler gönderiyorum İstanbul'dan demiş. Veli Eroğlu'na bizler de selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Günün ilk dakikalarını, ilk saatlerinde bizleri izleyip bizlere mesaj atmış olduğu için teşekkür ediyoruz. Hayri Taş bizlere katılmış, bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz Hayri Taş'a sevgili izleyicilerimiz. Ve aynı zamanda Şenol Güneş günaydın demiş. Ekip arkadaşlarımızdan Muzaffer Telat Şansoy, o da bizlerle birlikte bizleri izliyor. Muzaffer'e de hayırlı sabahlar diliyorum. Umarım iyi güzel haberler aktarırsınız arkadaşlarımız. Evet, Şenol Güneş'in aktarmıştır. Nevzat Akaza da bizlerle birlikte bizleri izliyor. Sabah bu saatlerinde değerli izleyicimiz Nevzat abiye de selamlarımızı gönderiyoruz. İşte dün o bölgede Nevzat abi keşif yapıyordu, değerlendirme yapıyordu. Canlı yayınlar yapıyordu sevgili izleyenler. Bakalım olduğu zaman, yani yapılanmalar bitmiş olduğu zaman nasıl olacak, nasıl bir görüntüsü olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. İşte her haliyle baktığımız zaman güzel bir şehirde yaşıyoruz, güzel bir memlekette yaşıyoruz. İşte kanalımızın hemen önündeki o kavşaktaki trafiği görüyoruz. Çok yoğun bir trafik yok sevgili izleyenler. Hatta trafik yok olarak adlandırılabiliriz. İşte ama yine de en fazla trafiğin sıkışmış olduğu bölgeler olarak buralar biliniyor. Evet, vatandaşlarımız soruyor, çevre yolu ne zaman açılacak diye. Çevre yolunun açılması artık 5-6 ay sonrasına randevu verildi değerli izleyenler. Onları da umarım ki verilen süre içerisinde, kısa bir süre içerisinde açılır. Yakup Külünk, günaydınlar TV52 çalışanları ve Ordu demiş. Teşekkür ediyoruz Yakup Külünk'e. Ahmet Karataş, günaydınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Ahmet Karataş'a. Ordu Otogar Camiası, günaydın efendim Otogar Camii demiş. Teşekkür ediyorum buradan bütün Otogar'a, Otogar çalışanlarına sevgili izleyicimiz. Hayırlı işler, bereketli işler, hayırlı yolculuklar diliyorum kendilerine. Evet, devam ediyoruz. Korganlı Salim, günaydın demiş kendisi. Almanya'dan Salim İyilikçi. Almanya'da havalar nasıl? Hani merak etme, orada değiliz. Burada yavaş yavaş ısındı, daha o bölgelerde havaların daha soğuk olduğunu da biliyoruz. Evet, Hayri Taş, Bismillah deyip dükkanı açıyorum. Ondan sonra TV52
Seviliyorsunuz ve selam demiş. Hayri Taş İstanbul Taksim'den sevgili izleyenler bize mesajlarını gönderiyor. O da dükkanı daha yeni açıyor. Taksim'de gün daha yeni aydınlanıyor. Demek ki yani en azından ticaret anlamında aydınlanmaktan bahsediyorum. Selçuk Hekim günaydın Ümit Bey demiş. Teşekkür ediyoruz Selçuk kardeşimize. Atmış olduğunuz mesajdan dolayı kolay gelsin diyor yine Selçuk Hekim. Korganlı Salim süper burada havalar şimdi süper diyor. Almanya'dan Korganlı Salim sevgili izleyenler mesaj attığını söylemişti. Ben havalar nasıl diye sorduğumda havaların gayet iyi olduğunu söyledi. Biliyorsunuz bizlere gelen kötü havalar hep o bölgelerden geliyor. Balkanlardan Avrupa üzerinden gelen havalar. Orada havalar eğer sıcaksa burada da havalar daha çabuk bir şekilde ısınır diye öyle düz bir mantıkla beraber soruyorum. Havalar nasıl diye. Evet Turan Fadime Özkan Ordu'ya selam demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendilerini atmış olduğu bu mesajlardan dolayı değerli izleyicilerimiz. İşte hemen ekranımızın bir tarafında ben, bir tarafında ise şehrimizin güzel bir görüntüsü. İşte canlı canlı memleket özlemi çeken, memleket sevdası çeken bütün dostlarımıza bir kez daha memleketten selamlarımızı gönderiyoruz. Ve işte memleket havasını canlı canlı sizlere aktarıyoruz. Arkadaşlarımız genelde merak ediyorlar havalar nasıl diye. İşte en azından hava tahminleri, meteorolojiye de başvurmadan burada şehrin günlük, anlık hava durumunu buradan anlayabiliyoruz. Mesela cuma günü, perşembe günü müthiş bir sis vardı. Yani buradan baktığımızda iskele bile görünmüyordu. Ama program süresi içerisinde o görüntü, o sis dumanı kalktı ve kendini güzel, güneşli bir güne bıraktı. Evet, Turan Fadime Özkan günaydın. Kocaeli'den mesaj atıyor bizlere sevgili izleyenler. Avcı Rafet günaydın. Almanya Duisburg'dan selam göndermiş bizlere. Belki doğru telaffuz edemiyor olabilirim ama gurbetçi bir arkadaşımız ta Almanyalardan bu saatte bizleri izliyor, bizlere mesaj atıyor. Şu anda Almanya'da saat kaç onu da öğrenebilir miyiz? Aramızda 2 saat fark var galiba. Şu anda burada 8.17. Orada da herhalde daha doğuda olmuş olduğunu daha geride mi oluyor? Evet. Süleyman Şahin günaydın hayırlı işler demiş. Süleyman Şahin programımızın henüz başında sevgili izleyicimiz. Gerçekten programımızda biliyorsunuz ki haberleri sizlere aktarıyoruz. Ulusal gündem, yerel gündem bu haberleri sizlere aktarıyorum ama şu anda yani bu benim için çok çok daha anlamlı oluyor. Yani sizlerle iletişime geçmek, sizlerin programımıza katılımcı olmanız, sizlerin memlekete selamlar göndermeniz. Korganlı Salim Almanya'da şeyi sormuştum sevgili izleyicilerimiz. Saati sormuştum. Saat 7.17'ymiş. Bakın arada tam bir saat fark varmış. Yani Almanya ile aramızda çok da fazla bir fark yok. Güngör Durkut, günaydın İstanbul'dan selamlar. Güzel memleketimin güzel insanlarına iyi yayınlar demiş Güngör Durkut. Teşekkür ediyoruz Güngör kardeşimize. Hayrettin Yüksel, sisli bir Bursa, Orhan Gazi'den Ordu'ya selamlarımı gönderiyorum demiş. Ve bizler de bütün bu selamlarınızı alıp aracılık ediyoruz. Selamlarınızı aldık değerli izleyicimiz. Şimdi gündemimize bakalım. Ülkemizde, memlekette neler oluyor, neler bitiyor. Hızlıca bir tur yapalım. Günün gelişen olaylarıyla ilgili, gazetelerle ilgili. Mesajlarınız geldiği sürece yer yer yine mesajlarınızı programımız içerisinde aktarmaya devam edeceğim değerli izleyicimiz. Evet, Veli Eroğlu, Ümit Bey seyircisiyle yayın yapan tek sizsiniz. Bundan ve güler yüzünüzden çok seviyorsunuz demiş. Seviyoruz sizi demiş. Teşekkür ediyoruz Veli kardeşimiz. Programımızı biz elimizden geldiği kadar sunmaya çalışıyoruz ama sizin de programımıza katılımcı olmanız, bu anlamda ortak olmanız bizler için çok çok daha önemli. Yani önemsiyoruz programlarımıza katılımcı olmanızı. Tabii sizden tek bir ricam oluyor. Programımızı eğer sizler de paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşacağız anlamına geliyor. Bu anlamda da ben sizin programımızı bu linkini paylaşmanız şu an içerisinde bizler için de oldukça önemli. Evet, günün gelişen olayları biliyorsunuz ki son zamanlar içerisinde sevgili izleyicimiz en büyük gündemimiz sınır ötesindeki askerlerimiz. Afrin, işte Memiç, o bölgedeki yapmış oldukları operasyon, terör örgütlerine karşı yapmış olduğumuz operasyonlar.
her gün, her sabah burada elimiz yüreğimize ama kötü haberler gelecek diye askerlerimize, Mehmetçiklerimize buradan sevgilerimizi ve dualarımızı göndererek güne başlıyoruz. Haberlerimize şimdi başlayalım. Sabah gazetesi günün ilk aktaracak olduğumuz haberi sevgili gazetesi değerli izleyicimiz. Evet, sabah gazetesinin ilk sayfasında büyük oyuna darbe vurduk başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile maskeleri düşürdük. Büyük oyuna can akıcı iki darbe vurduk diyor sevgili izleyenler. Batı ülkeleri Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için 40 takla atıyor. Fırat Kalkanı ve DEAŞ'ın Zeytin Dalı ve PYD'nin maskesini düşünce arkalarından çıkanları görüyoruz. Arka planlarında çok ama çok çok büyük oyunlar var diyorum. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile kontrol altına aldığımız 4000 kilometre karelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk diyor. Gerçekten Türkiye'nin o bölgede olması, emperyalist güçlerin o bölge üzerine olan emperyalist güçlerin oyunlarını bozdu, dengelerini bozdu. Çünkü orada sevgili izleyenler çok çok farklı planlar vardı. Hele ki Amerika için orada yapmış oldukları operasyon bir ticaret olarak değerlendirilebilir. Çünkü Trump'ın son zamanlarda yapmış olduğu açıklamayı görüyoruz. Suriye'de zarar ettik şeklindeki bir açıklama. İnsanlar evlerinden, canlarından oldu. İnsanlar topraklarını bırakıp göç etti. Akrabaları sevdiklerinden uzaklaştı. Başka tanımadıkları ülkelere sınırlarda bekledi. Bekletildi bu insanlar. Gemilerle, teknelerle, kaçak yollarla başka ülkelere kaçmaya çalışırken bu insanlar denizin, soğuk denizin tam ortasına can verdiler. Ama Trump ne diyor sevgili insanlar? Orada zarar ettik şeklindeki açıklamaları. Devam edelim sevgili izleyicimiz diğer haber gazete haberlerimizde. Hiçbir FETÖ'cü artık güvende hissetmiyor kendini diyor. 6 FETÖ'cünün Kosova'dan getirilmesiyle örgütle başlayan paniği Doktor Bayraklı değerlendirmiş. Bugüne kadar 80 FETÖ'cü bu yöntemle Türkiye'ye getirildi. Kosova operasyonu onlara dünyanın neresinde olursak olalım güvende olmadıklarını anlamında bir yorum olarak değerlendirilebilir. Ama hala devletin içerisinde, bünyesinde kriptocu, FETÖ'cülerin olduğu iddiaları var sevgili izleyenler. Bunları tabii ben dillendirmiyorum. Siyasiler de bunları dillendiriyorlar. İdareciler de bunları dillendiriyorlar. Değerli izleyicimiz böyle iddiaları her nerede olursa olsun, her kim FETÖ'cü olursa olsun çıkıp demir parmaklıkların arkasına umarım ki hesabını vereceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu ülkeye ihanet etmek ne demekmiş görecekler. Umarım ki bunu gösterecek olan iradeler sevgili izleyicimiz kim olursa olsun, her kim olursa olsun gözlerinin yaşlarına bakmadan onları alacaktır diye düşünüyoruz. Evet, bu bir ölüm kalım mücadelesidir diyorum. Enerji Bakanı Albayrak, biz sadece 3-5 terör örgütü çapulcuyla mı savaşıyoruz? Bu ölüm kalım mücadelesidir. Bu ülkenin beka mücadelesidir demiş. Evet, Başbakan Yıldırım, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yasal olmayan yollardan gelenler, Suriye ve Irak'taki iç karışıklıklardan dolayı büyük bir yük altında olan Türkiye için ciddi sıkıntı oluşturuyor açıklamaları sevgili izleyicimiz. Yine Sabah gazetesinin ilk sayfa haberleri içerisinde yer alıyor. Evet, diğer bir gazetemize geçiyoruz. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin ilk sayfa, ilk başlık haberi İstanbul'a taksi anonim şirketi başlıklı haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı Uber taksi savaşının çözümü için yeni önerisini Hürriyet gazetesine açıklamış. Mevcut taksileri bugünkü plaka değerleri taksi anonim şirketi olarak ortak edeceğiz. Taksi kullanan emekçilere üniversite akademi işi açacağız. Yüksek kapasitede eğitimden geçireceğiz. Sudan bir eğitim değil. Frankfurt'taki gibi Uber tarzı şirketlerde pay verdim. Anonim şirket olarak profesyonel yöneticileri ve hisseleriyle işletilecek diyor sevgili izleyicimiz. İstanbul'a Taksim AŞ, biliyorsunuz taksiciler ve Uber'ler arasında, Uber taksiciler arasında çok çok büyük sorunlar, sıkıntılar meydana gelmişti. Tabii ki yani kimse ekmeğinden olmak istemiyor, ekmeğini kaybetmek istemiyor. Taksilerinin sevgili izleyicimiz
değerlerini, taksi değerlerini biliyorsunuz. Ve son zamanlar içerisinde Uber taksilerine çıkması ciddi anlamda tartışmalara sebebiyet vermişti. Evet, cehenneme kadar yolunuz var açıklaması yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfa haberleri içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi hedef alan terör saldırıları karşısında Batı ülkelerinin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultusunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise cehenneme kadar yolunuz var diyorlar sevgili izleyicimiz. Gerçekten yani Avrupa Birliği ülkeleri, dünya ülkeleri sevgili izleyicimiz, bizim sınır ötesinde yapmış olduğumuz teröristlere karşı vermiş olduğumuz bu mücadelede o kadar sessizler ki bekliyorlar. Neyi bekliyorlar biliyor musunuz? Bizim bir hata yapıp bize çökmeyi bekliyor. Yani çökme anlamında şu anlamda, yani laf anlamında söylüyorum değerli izleyicimiz, eleştirileri anlamında söylüyorum. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle siviller konusunda dünya tarihinin belki de görmemiş olduğu derecede bir hassasiyet gösteriyor. Operasyonun yavaş gitmesi adına da sevgili izleyicimiz, öncelik olarak da sivil hassasiyet ön plana çıkartılmış. İnanın ki bir hata yapmış olsak bütün Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri işte aleyhimize kara propagandalara çoktan başlayacaklar. Ama bu kara propagandaya başlamak için fırsat bulamıyorlar. On binlerce kilometre öteden gelmiş olan emperyalist ülkeler o topraklarda kaos yaratıp kendi silahlarıyla insanları birbirine vurdurturken dünyanın sesi çıtı çıkmıyor. Biz oraya girdik teröristler konusunda. Sınır güvenliğimizi korumak konusunda bize saat soruyorlar, bize tarih soruyorlar, endişe duyduklarını dile getiriyorlar değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemiş olduğu gibi orada oynanan çok ciddi oyunlar vardı ve bizim o bölgeye girmemiz işte o oyunu kuran ve oynayanların hiç planlamamış oldukları bir oyun. O yüzden şu anda onlar da ne yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yok. Evet, bir yılda 150 bin göç aldık diyor. Moğolistan'dan Afganistan'a geçen Başbakan Yıldırım Türkiye'ye yönelik göçle ilgili konuştu. Bir senede 150 bine yakın yasa dışı göç olayıyla karşı karşıya kaldık. Bununla bunlar arasında terör grupları da olabiliyor. İçişleri Bakanlığımız verimli bir çalışma yapıyor. Gönüllü bazda geri gönderme süreci de devam ediyor açıklamaları değerli izleyicilerimiz. Gerçekten yani göçler konusunda tamam, bir şekilde evlerinden yurtlarından edilmiş yanmış insanları anlayabiliyoruz, belki makul derecede karşılanabiliyor sevgili izleyicimiz, ama bunların içerisinde sevgili izleyicimiz terör elemanları, unsurların olabilme ihtimali de inanın ki oldukça endişe verici. Sınırlarımızı bu anlamda göç konusunda çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten insanın sıkıntısı, problemi vardır. Veyahut da evinden evi yanmıştır, göç etmek durumunda kalmıştır. Belli koşullar, şartlar içerisinde bunu anlayışla karşılayabilirsiniz. Ama her gelenin geçebiliyor olma ihtimali, böyle bir risk, o oldukça sıkıntılı. İşte bakın Başbakan'ın açıklaması, terör unsurlarına geçebilme ihtimalini burada değerlendirmiş. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yine kimyasal ve dehşet şüphesi. Suriye ordusunun 100 bin nüfusu Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla dünyayı karıştırdı. Şam ve Rusya iddiayı şiddetle reddetti. Kuvvetli şüphe var diyen Ankara Şam'ı suçladı. Amerika Başkanı Trump da hayvan Esad demiş. Şam yönetimi Rusya ve İran'ı yerden yere vurmuş sevgili izleyenler. Fransız Birleşmiş Milletler Güvenlik gücünü acil toplantıya çağırmışlar sevgili izleyicimiz. Yani ne derece doğrudur, ne derece iddiadır bir fikrimiz yok sevgili izleyenler. Ama masum insanların savaş sırasında bu şekilde kimyasal gazla bu şekilde ölmesi, ölümün daha da ötesini katledilmesi hiçbir dünya vatandaşı, hiç kimsenin kabullenebilecek olduğu bir şey değil. Hele ki kendi ülke insanların bunlar sevgili insanlar. Burada gerçekten delil olarak göstermiş oldukları fotoğraflar var. Gazetelerde, sosyal medyalarda, bilmiyorum, savaşın Orta Doğu'daki
Arap dünyası üzerindeki o bölgedeki savaşların, kaosların bir an önce sona erip insanların barışçı bir şekilde yaşaması, normal yaşam koşullarına dönmeleri lazım. Bunun için gereken her şeyin yapılması gerekiyor. Ama maalesef sevgili izleyicimiz, inanın ki oradaki insanlar barış ve huzur içerisinde yaşamaya başlamış oldukları andan itibaren yine orada kaos çıkartmak için, hani dış mihraklı olarak adlandırıyoruz ya, emperyalistler olarak adlandırıyoruz ya, onlar yine o bölgelere girip orada kaos çıkartırlar. Çünkü o bölgedeki yaşanan kavgadan, yaşanan savaştan birileri para kazanıyor. İnsanlar orada birbirlerine silah atarak, mermi sıkarak, o mermilerin paralarını birilerinden alarak, o mermilerin paralarını da insanlar dünyanın farklı yerlerine, kendi evlerinde rahat ve huzurlu bir şekilde uyuduklarını ve mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama o paraların arkasında silah var. O paraların arkasında mermiler var ve gözyaşları var. İnsanların gözyaşları. Bu dünyada olmasa bu dünyanın öbür dünyası da var. İnanmak lazım. Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Guta'da insanlık suçu. Bakın biraz önce bahsetmiş olduğumuz haberin üzerine konuyla ilgili değerli izleyicimiz. Evet, iki tane yetişkin insan var. Kollarında çocuklar sevgili izleyicimiz. 5-6 yaşlarına, 4-5 yaşlarına var veyahut da yok. İşte kimyasal gazdan, kimyasal silahla zehirlenen çocukların fotoğrafları bunlar. İşte orada sevgili izleyicimiz, oradaki çıkan savaşın, yaratılan kaosların sonuçları bunlar. Birileri şirketlerine para kazandıracaktı, birileri ülkeleri para kazanacaktı. İşte bu masum insanlar, bu masum çocuklar ölüyor, öldürülüyor. Doğu Guta'da, Guta'ya kimyasal saldırı, çoğu çocuk 150'den fazla ölü olduğu, kişinin öldüğü bildiriliyor sevgili izleyenler. Rusya Devlet Başkanı Putin'in insani yardımla Suriye Doğu Guta'da benzersiz bir operasyon yaptık sözleri soğumadan Doğu Guta'ya bağlı Duma'daki kimyasal katliam görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. Çoğu çocuk, 78 sivilin zehirlenerek öldüğü, toplam can kaybının 150'yi aştı belirtilen saldırı Esad güçlerinin yaptığı iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, Suriye rejimi hesap vermeli. Dışişleri Bakanlığı rejim üzerine etkili taraflar adım atmalı. İngiltere karşılık verilmeli. Rusya ve İran şiddet durdurulmalı. Amerika Esad'ı vurabileceği sinyali verdi. Trump, Putin ve İran hayvan Esad'ı desteklediği için sorumlu, bedeller ödeyecekler yazdı. Rusya ve Esad ise kimyasal iddiasını yalanlamışlar sevgili izleyicimiz. Bence Türkiye'nin o bölgeye girmesiyle oyunlar yeniden yazılıyor, yeniden planlanıyor değerli izleyicimiz. Bakın burada onlarca, yüzlerce insan, sivil insan zehirlenerek, kimyasal gazlardan, bombalardan zehirlenerek hayatlarını kaybetmişler. Ölmüş olan insanlar sevgili izleyicimiz. Gerçekten yani şu yüzyılda hani Avrupa ülkeleri söylüyorlar ya, işte o bölgelerde savaş var, biz o bölgeye gireceğiz ve o bölgelerde, efendime söyleyeyim, barış getireceğiz iddiaları. İşte gelen barışları görüyorsunuz. Onların getirmiş olduğu barışların sonuçları bunlar. Onlar o bölgeye yıllar öncesinden öyle bir rejim oluşturuyorlar ki, tek adamlık rejimi. Daha sonra tek adamlık rejiminden bu sevgili izleyicimiz, durum farklılaşıyor. O bölgede kaos yaratıyorlar. O bölgeye terör örgütleri oluşturuluyor o bölgede. Terör örgütleri oluşturuluyor ve nihayetinde bunların sonuçlarını görüyorsunuz. Evet. O kimyasal gazları, o silahları onlara birileri orada veriyor, satıyor. Yoksa kendi imal etmiş oldukları silahlar olduklarını da pek sanmıyorum. Evet, Erdoğan'dan Batı'ya yazıklar olsun şeklinde çok sert bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Guta tepkisi. Suriye rejimini hala savunanlar var. Riyakarla insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı, katledilen yavrulara ne zaman dönüp bakacaksınız?
demokrasi, insan hakları anlayışına yazıklar olsun. Ölümüne yol açtınız ve seyirci kaldığınız her masumun kanı elinize bulaşmıştır. Mücadelemizi belirlediğimiz stratejiyle sonuna kadar yürüteceğiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlar ise cehenneme kadar yolunuz var diyoruz demiş sevgili izleyicimiz. Devam ediyoruz. Mardin'de Paskalya başlıklı bir haber. Yine Go-Kart, yine facia. Ortodoks alemin hemen iki haber sevgili izleyenler alt alta farklı haberler bunlar. Ortodoks aleminin Paskalya ayinleri kutlanmış sevgili izleyenler. Rum Fener Patrikhanesi'nin Patrik Bartolomus'un yönettiği 3,5 saatlik ayinde Yunanlı konuklar da vardı. Mardin Kırklar Kilisesi'nde Türkçe, İbranice, Arapça ve Süryanice ilahiler söylendi. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dua edildi. Midyat ve Antakya'da ayin düzenlenmiş sevgili izleyicilerimiz. Mardin'de Paskalya başlıklı haber Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alıyor. Evet, İstanbul Sarıyer'de bir fuar. Sarıyer'de fularlı bindiği go-kart aracının tekerleğine takılan liseli Havanur Yalçın ağır yaralandı. Bu olay benzer şekillerde yaşanan üçüncü kaza olmuş. Go-kartlara biniyorlar sevgili izleyenler. O küçük araçlara fuları herhalde tahmin ettiğim kadarıyla aracın tekerleğine dolanınca böyle bir yaralama, böyle bir facia, kaza meydana gelmiş. Evet, Kılıçdaroğlu İstanbul'da Roman vatandaşlarla buluştu. Hedefimiz herkesin insanca yaşayacağı Türkiye inşa etmek. Sorunların çözümü demokraside, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek açıklamaları. Evet. Devam ediyoruz. Sevgili izleyicimiz, diğer bir gazetemiz Posta gazetesiyle devam edelim. Posta gazetesinin ilk sayfasında insan kılığında yakalanmış işte cani diyor. Tekirdağ'da hayati belli. Önceki gün eşi ve 10 gün eşi ile 10 ve 12 yaşlarındaki iki üvey oğlunu boğarak öldürdü. 14 yaşındaki üvey kızına da ormana götürüp tecavüz etmiş. Ya inanın yani böyle bir olayın olma ihtimali, olabilme ihtimaline hani sadece Hollywood yapımı korku, dehşet filmleri vardır ya, onlardan örnek veririz, onlar diye düşünürüz ama maalesef onlar da görüyoruz ki örneklerini yaşanmışlıkların içerisinden alıyorlar demek. Yani böyle bir insan olabilir mi? Yani çok ağır kelimeler söyleyeceğim, ekranda olmuyor. Böyle bir yani, ama hayvanlık dememi herhalde kimse mazur görmez. Böyle bir hayvanlık olamaz. Tekirdağ'da hayati belli. Önceki gün eşi ve 10 ve 12 yaşındaki iki üvey oğlunu boğarak öldürüp 14 yaşındaki üvey kızını da ormana götürüp tecavüz etmiş. İnsan kılığında yakalanmış sevgili insanlar. Fuhuş'tan 4 ay önce tutuklanan Güzel Belli ve 3. eşi Hayati Belli geçen hafta tahliye edildi. Hayati Belli önceki akşam tartıştığı Güzel Belli ve oğulları Ardınç ve Arda'yı boğarak öldürdü. Cinayetler sırasında komşuda olan 14 yaşındaki üvey kızı Melisa'yı otomobile bindirip kaçırdı. Mobese kameralarının takip edilen Hayati Belli'nin aracı dün 13.30'da yol kesilerek durduruldu ve Melisa kurtarılmış. Küçük kız şoka girmiş. İşlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan Hayati Belli, Melisa ormanlık araziye götürdüm. Anne ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledikten sonra da tecavüz ettim diyor. Hastanede küçük kız şoktan çıkamamış sevgili izleyicimiz. İşte insan kılığındaki bir hayvan sevgili izleyicimiz. Daha söyleyecek pek fazla da bir şey yok. Diğer bir haber hemen sevgili izleyenler. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 225 metrelik yük gemisi 200 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi yalısından çarpıp paramparça etmişti. Hekimbaşı Salih Efendi'nin 4. kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer o sırada yalıda olduğu ortaya çıktı. Ertürer korku filmi gibiydi. Gemiyi görür görmez dışarı koştum. Gemi yatak odaları ve salonun olduğu yere çarptı. Ailem iyi ki burada değildi diyor. Ertürer yalıdaki son durumu işte şöyle anlatmış. Birinci sınıf tarihi eser olan yalının içindeki eşyalar ve 200 yıllıktı. Milli servetliler. Kıymetli birçok şey yok oldu.
Hekimbaşı Salih Efendi'nin hali muhafaza edilen odası ve çok sayıdaki kişisel eşyası da perişan olduğu öğrenilmiş. Milyonlarca dolar zararı olan 200 yıllık yalının ani çökme riski de var. Anıtlar Kurulu izin verince hasar tespiti yapılacakmış sevgili izleyicimiz. İşte gemi 90 milyon liralık tarihi yalıya bu şekilde çarpmış ve o sırada yalıda olan o yalı sahiplerinin torunlarından bir tanesi sevgili izleyicilerimiz. Evet, Suriye'deki Esad rejiminin kuşatmadaki Doğu Guta'ya kimyasal silah saldırısı yapıldı. Çoğu çocuk ve kadın, 70 kişi öldü. Amerika Başkanı Trump Twitter'da Rusya ile İran hayvan Esad'ı desteklediği için sorumlular, büyük bedel ödeyecekler diye yazdı. Rusya dışişleri, bunlar tehlikeli provokasyonlar, amaç Suriye'ye dış saldırıları meşrulaştırmak şeklinde. Amerika ve Rusya'nın da çok ilginç bir açıklaması var sevgili izleyicimiz. Şimdi bir taraftan bakmış olduğumuz zaman kimyasal silahlar her kim kullanıyorsa sevgili izleyicimiz, kabullenilemez bir olay. Vahşet, vahşetin de ötesine. Ama öbür tarafta Rusya'nın şöyle bir savunması var. Amerika daha önceden bunu yaptı. Girmek istemiş olduğu bir ülke, efendim burada terör örgütleri saldırıları var. İşte buraya barış getireceğiz, demokrasi getireceğiz. Veyahut da işte bazı terör örgütü saldırılarını göstererek o topraklara, o bölgelere giriyorlar ve o girişlerini meşrulaştırıyorlar. Bakın daha önce girmiş oldukları işte Afganistan'dan tutun da işte Suriye, Irak'a kadar sevgili izleyicimiz, girişlerinin bu türlü bahane. Ama işin ilginci, öyle bir ilginci vardır ki sevgili izleyicimiz, hani o bölgedeki terör olaylarını bahane edip o bölgeye giriyorlar ya, o terör örgütlerini destekleyen, kışkırtan ve öyle bir organizasyonu yapan da kendileri. Tespit ediyorlar buraya gireceğiz diye. Önce orada terör örgütlerini orada oluşturuyorlar. Burada terör var diye, biz buraya barış getireceğiz diyor. Veyahut da işte buraya tek rejimlik şeyler var diye, efendime söyleyeyim burada, onu yıkacağız, onu devireceğiz de. Halbuki onları destekleyen de kendileri. O yüzden sevgili izleyicimiz, Amerika'nın yapmış olduğu bu türlü oyunlara da göz yummamak, en azından bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Ulusal gazetelerden aktaracak olduğumuz son gazete Sözcü Gazetesi sevgili izleyicimiz. Sözcü Gazetesi'nin ana manşetine bakıyoruz. Faturalara yansıtılan kesinti kalemleri arttıkça kazığın boyutu uzadı. Milletin belli büken elektrik, su ve doğalgaz faturalarına son 12 yılda çeşitli kesinti kalemleri eklendi. Satırlar alt alta uzadıkça fatura fermana dönmüş sevgili izleyenler. Gerçekten faturaların boyunu ölçmüşler. 30 santim uzunluğunda bir 2018 elektrik faturasını burada Sözcü Gazetesi dile getirmiş ki, yani neler yok ki? Dağıtım bedellerinden tutun da TRT'ye verilen paylara kadar sevgili izleyicimiz. Yani ne olduğunu anlamadığımız onlarca kalem, kuruş kuruş kuruş. Bakıyorsun harcamış olduğun elektrik 50 lira, gelen fatura 120-130 lira. Geri kalan 50 lira elektrik bedeli, harcamış olduğun elektrik için ödüyorsun ama geri kalanların hepsini vergi ve bir yerlere ödüyorsun. Kayıp kaçak bedeli adı altındaydı daha önceden, değiştirdi. Dağıtım bedeli, toplama bedeli, okutma bedeli. Aklınıza neler geliyorsa sevgili izleyicimiz, işte burada bunların, bu kalemlerin birçok bedeli var. Bakın. Evet. Ankara'da yaşayan emekli mülki müfettişi Mahmut Esen yaptığı sabırlı bir çalışma faturadaki acı boyutu tabloyu ortaya koydu. Esen 2004-2018 yılları arasında evine gelen elektrik ve su faturaları, doğalgaz faturalarını biriktirmiş sevgili izleyenler. 2006'dan sonra hem faturaların arttığını hem de satırların çoğaldığını, kayıp kaçak bedeli, iletim bedeli, sayaç okuma bedeli, atık su bedeli, şebeke bakım bedeli yüzünden faturaların boyu 2'ye, bedeli ise 4'e katlandı diyor. Evet, diğer bir haber hemen. Türkiye, Suriye rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silahla katliam yapmasına sert tepki göstermiş. 75 kişinin öldüğü kimyasal saldırıda Esad rejimi ve Rusya kabullenmedi. Amerika ise öfkeli. Orta Doğu gerilimi had safhada. Rusya ise Amerika'yı suçluyor sevgili izleyicilerimiz.
Evet, sarin gazıyla yapılan ve çoğu çocuk 75 kişinin ölmesine, 10 bine yakın kişinin de zehirlenmesine neden olan saldırı Türkiye şiddetle kınadığını duyurdu. Amerika Başkanı Trump Esad için bedelini ödeyecek dedi. Vurma sinyali verdi. İngiltere ise Şam ve Rusya'yı suçladı. Guta'da tahliyeler sürüyormuş değerli izleyicimiz. İnanın kimin neyi niçin yaptığı bilinir. Oyunların içerisinde oyunlar var. Bunların tam olarak çözülmesi gerekiyor. Evet, devletin parası böyle çarçur ediliyor. TRT 15 milyon lira verdiği çizgi filmi yayınlamamış sevgili izleyenler. İddiaya göre CHP'li Zeynep Altınok gündeme getirdi. Paranın 2007'de hazırlatılan Kuşlar Bize Benzer adlı film için ödediğini öne sürdü. Başbakan Yıldırım'a bu film bugüne kadar neden yayınlanmadı diye sormuş sevgili izleyenler. 2. Devlet kiraladığı binada 130 bin euro kira ödemiş. Bu savurganlığı Sağıştay ortaya çıkardı. Yüklü kira ödemesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hizmet binası için yaptığını tespit ettim. Kurumu binayı boşalt, kur riskinden kurtul diye uyarmış sevgili izleyicimiz. Her kim ki devletin parasını, kaynaklarını boşa harcayıp birilerine bu paralar aktarılıyor farklı sebep, gerekçe veyahut da işte adlar altındaysa, ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak defalarca söyledim. Hakkımı helal etmiyorum. Herhalde hiç kimse hakkını helal etmezdi. TRT'de 15 milyon lira verip çizgi film yayına hazırlatılmış. Tartışılır. Ya bunun hazırlatılma bedeli şudur budur. Yayınlanmamış soruyor. 130 bin euro kira veriyormuş sevgili izleyenler. Devlet kiraladığı binaya. Evet. Evet, bugünkü programımızın özelleştirme yüzünden bu yıl pancar ekemedik diyor. AK Parti 14 şeker fabrikasının satışına ısrar etmesi üreticileri vurdu. Afyon'da çiftçilik yapan Hüseyin Kılıç, sevgili izleyenler, nasıl etkilendiklerini özelleştirme yüzünden kota veremeyince pancar ekmedik diye anlatmışlar. Evet, Sözcü gazetesinde bu şekilde aktardık. Biraz sonra reklamlardan sonra yerel gündemle tekrar sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyicilerimiz. Az tuzlu Murat Bey Burgun'un sunduğu Yeni Gün devam edecek. TV 52 Haber. Her zaman, her yerde, milletimizle el ele. Türk polisi 173 yaşında. Biz polisler sizlerle, biz polisler kentlerde, caddelerde, köprülerde. Sizlerle, biz polisler kentlerde, caddelerde, köprülerde, her yerde. Korkular en kötü günlerde, yine de ben. 64-30 merkez. Korkular en kötü günlerde, yine de ben. Sizin için varız, her dertte sizin için. Sizin için varız. Kanlarımız, canlarımız hepsi feda sizin için. Sizin için varız. Her dertte sizin için. Sizin için varız. Her şerde sizin için. Sizin için varız. Hadi Kesabancı. Kanlarımız, canlarımız hepsi feda sizin için. Biz polisler sizlerle. Biz polisler kentlerde. Caddelerde, köprülerde. Sizin için varız, her dertte
sizin için, sizin için varız. Her şerde sizin için, sizin için varız. Kanlarımız, canlarımız hepsi feda tek sizin için. Sizin için varız. Aziz milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için Türk Polis Teşkilatı 173 yıldır doğrunun izinde, adaletin yanında, görevinin başında. Polisi 173 yaşında. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Bir ev inşa etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde evler, orduya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452 beldeevler.com.tr. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evleri Rafine Yaşam Merkezi. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu olarak sektörde teknoloji, güven ve gelişime önem veriyoruz. Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli kapalı otoparkı, çocuk oyun parkı ile İstanbul Ümraniye'de Rafine Yaşam Merkezi inşa ediyoruz. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul Evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Telefon 0216 505 50 52, GSM 0532 244 49 71. İstiklal Mahallesi, Turkuaz Sokak, numara 3, Ümraniye, İstanbul. En mutlu gününüzde yanınızda. Beyaz, kimi için sevginin, kimi için mutluluğun, kimi için umudun simgesi. Peki, ya sizin için hangisi? Biz, beyaz denilince geleceğinizin mutlu yarınları için atılmış bir temel görüyoruz ve yaşama bir beyaz şehir sayfası açıyoruz. Ordu'da beyaz denilince
Akla ilk gelen şey beyaz şehir konutları. Resmettiğimiz mutluluğu bizimle paylaşmak isteyenleri şehrimize bekliyoruz. Gelin bu yeni beyaz sayfada sizin de bir renginiz olsun. Alanlar İnşaat, alan kazanır. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler. Çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde. Adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-3111. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyoruz. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş ayılar, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten 50'yerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok, 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park, GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452-888-1818. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544-640-5217 Fatsa. TV 52 Haber. Güne hep umutla başladık. Birlikte yürüdük, birlikte büyüdük. Hayatı paylaştık, mucizeleri birlikte yaşadık. Eğlendik, gezdik, öğrendik. Doğrunun ışığından asla vazgeçmedik. Kimi zaman üzüllendik. Kimi zaman imkansıza inandık. Ama hep yanınızdaydık. Her zaman samimiydik. Doğruları anlattık. Kendini bilmez sokak magandaları şehir mobilyalarına zarar vermeye devam ediyor. Burası Ordu'nun Gölköy ilçesinin Emirler Mahallesi. Emirler Mahallesi'ndeki bir ilkokul ve ortaokulun boyanması gerekiyordu. Okul aile birliği toplandı ve okulun ay yıldızlı renklere boyanmasına karar verildi. Turnasuyu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık olarak 600 yıllık olduğu söylenen bu ağaç öğlen saatlerinde büyük bir gürültüyle olduğu yerden yıkıldı. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda da ulaşım yolunu kapatmış vaziyette. Hakkın, haklının ve halkın yanında olduk.
Hikayelerimiz hep sizi anlattı. Kimi zaman bir balıkçı ağına takıldık, kimi zaman da bir elektrik direği tepesinde ekmek aradık. Kimi zamansa Ağustos sıcağında fındık dalına asıldık. En ihtiyaç duyduğunuz o anda tam yanınızda yer aldık. Tıpkı 24 Eylül 1994'te olduğu gibi sahilde birlikte yürüdük, sahilimize birlikte sarıldık. Tıpkı 30 Temmuz 2006'da olduğu gibi meydanlarda fındığımıza birlikte sahip çıktık, hakkımızı birlikte aradık. Tıpkı 1 Ocak 2009'da olduğu gibi yeni bir yaşamın hayata gözlerini açtığı o ana birlikte tanık olduk. Tıpkı 9 Eylül 2011'de olduğu gibi Boztepe'ye ilk kez teleferikle birlikte çıktık. Tıpkı 29 Mayıs 2011'de olduğu gibi Ordu Spor Süper Lig'e çıktığında çeyrek asır sonra gelen sevinci birlikte paylaştık. Süper Lig'e yükselen 3. takım oluyor. Tıpkı 22 Mayıs 2015'te olduğu gibi Türkiye'nin ilk deniz üzerine inşa edilen havalimanı gururunu birlikte yaşadık. Tıpkı 5 Aralık 2015'te olduğu gibi Fatsa'da silahlı ve kar maskeli kişilerin kuyumcu soymaya kalktığı o anda aynı korkuyu hissettik. Endişeyle tam 12 saat boyunca canlı yayında birlikte bekledik. Tıpkı 8 Eylül 2016'da olduğu gibi Kurul Kalesi'nden çıkan ana tanrıça Kibele heykeline birlikte şaşırdık. Tıpkı 5 Temmuz 2016'da olduğu gibi Selafeti şehrimizi yıkıp geçerken aynı acıyı birlikte yaşadık. Yaralarımızı birlikte sardık. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi aynı meydanda demokrasiyi savunduk. Milletçe kucaklaştık. Kahramanlık destanını bir kez daha birlikte yazdık. Tıpkı 31 Temmuz 2016'da olduğu gibi hain terör Karadeniz'e girmeye çalıştığında, vatan evlatlarımıza kurşun sıktığında teröre birlikte geçit vermedik. Tıpkı 25 Ağustos 2017'de olduğu gibi maliyetin de altına düşen fındık fiyatlarına birlikte tepki gösterdik. Şu anda zarar. Şu anda ben fındık satarsam zarar. Satmayacaksın. 2,5 liraya düşene kadar yine satacaksın. İşte tam 25 yıldır. Siz hep vardınız. Biz hep sizin yanınızdaydık. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu Yeni Gün devam ediyor. Ve sevgili izleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yerel gündemi sizlere aktaracağız. Ordu'da neler oluyor, neler bitiyor, neler tartışılıyor, gündemde neler var? Elimizden geldiği kadar bunları orada yayın hayatını sürdüren yazılı basın aracılığıyla ve TV2 Haber Merkezi tarafından hazırlanmış olan haberler, bu iki kaynağın ışığında yerel gündemi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz değerli izleyicimiz. Evet, programımızın ikinci bölümünde de şöyle memleketteki havaya da bakalım hemen Sefat. Memleket havası nasıldı? İşte görmüş olduğunuz gibi oradan canlı enstantane bir sevgili izleyicimiz. Evet, canlı olarak izliyoruz Ordu'nun görüntüsünü. Evet, İskele, işte Keçiköy, o bölgeler, Ayşe olarak adlandırmış olduğumuz, eskiden Ayşe demiş olduğumuz o bölge ve hemen Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki o kavşak, orası sevgili izleyicimiz. Evet, canlı olarak orada izliyoruz. Martılar, kuşları da görüyoruz. Bakın, gelen mesajlarınız var. Mesajlarınızı da programımızın özellikle ilk yarısında, ilk anında sizlere paylaştık, aktardık. Ama yine kalan mesajlar, gelen mesajlar var. Geldiği sürece bunları da paylaşmaya çalışıyorum. Mesela Kadri Aktepe, güzel bir sabah, sonbahar gününden, ne demiş? Güzel bir bahar gününden Ordu'ya selamlar, sevgiler. Melbourne, Avustralya. Ha, ya ben yanlış anladım. Sonbahar dedi.
Herhalde yanlış yazdım çünkü biz ilkbahardayız ama orası farklı bir yarım küre olmuş olduğu için orada sevgili izleyicimiz biz ilkbahar yaşıyoruz. Şu anda ama Avustralya'da orası güney yarım küre. Güney yarım küre değilse tabii ki sonbahar, kışa girmek üzereler. Düşünsenize biz yaz sevincini yaşarken onlar kışa girecekler orada. Güzel bir sonbahar gününden orduya sevgiler. Melbourne, Avustralya. Biz de buradan kanguruların memleketlerine, Avustralya'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kadriye Aktepe sevgili izleyenler. Evet, Yusuf Güçlü günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Yusuf kardeşimize göndermiş olduğu bu mesajdan dolayı sevgili izleyicimiz. Evet, şu anda diğer mesajlarınızı da ben hemen sizlere anlatmaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Birçok mesaj var değerli izleyicilerimiz. Tuncay Çakır günaydın ordu mesajı. Veli Eroğlu, Ümit Bey hoş geldiniz, kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selam, sevgiler gönderirim İstanbul'dan sizlere, aktarmış olduğumuz bir mesajdı. Onur Dereköy, Giresun'dan selamlar, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mehmet Kuzu, hayırlı sabahlar, huzur dolu bir gün diliyorum. Gölköy'den, Gölköylü Mehmet Kuzu mesajın sahibi sevgili izleyenler. Korganlı Salim, Almanya'dan ordumuza, Korgan Yenipınar mahallemize çok ama çok selam gönderiyorum demiş. Almanya, Avustralya, Rusya, birçok dünya ülkesinden gelen mesajlarımız var sevgili izleyenler. Evet, Özcan Çayan, güzel orduya İstanbul'dan selamlar demiş. Eyüp Kaya, sizleri gururla izliyoruz. Gazişehir Teknik Direktör Erkan Sözleri de orada selamlarını iletiyor. Sağlıcakla kalın demiş Eyüp Kaya sevgili izleyicimiz. Evet, Ersan Baş, kolay gelsin Ümit Bey. Hollanda'dan Perşembe'ye ve arka sokaklar sokaktaki arkadaşlara selam, sevgi derimizi gönderiyoruz. Sizleri seviyoruz, sizleri takip ediyoruz demiş. Hollanda'dan Ersan Baş sevgili izleyicimiz. Evet, görüyorsunuz artık biraz önce yani dünyanın birçok ülkesinden derken yalan söylemiyoruz arkadaşlar. Olayı abartmıyoruz. Avustralya, bakın kış ayına gireceklermiş. Ta güney yarım kürede. İşte Rusya'dan, efendime söyleyeyim Almanya'dan, Hollanda'dan birçok ülkeden gelen mesajlar. Memleketlerimiz, hemşerilerimiz de bu ekranda ordunun dünyayı açılan penceresi derken de abartmıyoruz. Bakın ordunun dünyayı açılan penceresine bir arada buluşuyoruz. Evet, arkamızda ne var? Ordu var sevgili izleyicimiz. Evet, Veli Eroğlu, memleketimi, memleket özlemi, Orta Bölme Mahallesi ve çevre köylere selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Ayhan Altısomunoğlu, selamün aleyküm, aleyküm selam diyorum, günaydın, hayırlı yayınlar demiş değerli izleyicimiz. Bünyamin Uzun da bizlerle beraber programımızı izliyormuş kendileri sevgili izleyenler. Hemen şöyle geri dönüyorum, bakıyorum atlamış olduğumuz mesaj var mı? Kadriye Aktepe, güzel bir sonbahar gününden orduya selamlar demiş. Melbourne, Avustralya, bunu aktarmıştık biraz önce. Efendim, işaretliyorum sevgili izleyenler mesajları ki geri dönüp bir daha bakıyorum atlamış olduğumuz mesajlar var mı diye. Çünkü mesaj atlamış olduğumuz zaman bazen arkadaşlarımız şikayetçi oluyorlar. Neden benim mesajımı okumadın diye atlayabiliyoruz bazen. Böyle bir kasıtımız hiçbir zaman olmadı, olamaz, olmayacaktı. Arda Taş, abi günaydın, nasılsın, iyi yayınlar demiş. Arda, teşekkür ediyoruz, iyiyiz Arda, umarım sen de iyisindir. Önce sağlık diyoruz, sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık olduktan sonra problemlerimiz tabii ki vardır, ekonomik sorunlar vardır, farklı problemler vardır. Bunlar muhakkak ki olur ama Allah insana fiziksel ve zihinsel sağlık versin, gerisi hallolur. Sağlık olmadıktan sonra dünya senin olsa hiçbir anlamı yok. O yüzden sağlıklı olalım, geri kalan problemleri, sorunları nasıl olsa zaman içerisinde hallederiz. Halledemezsek de halledemeyiz. Ne yapalım değil mi? Evet, devam edelim şimdi. Gazetelerimize geçelim sevgili izleyen. Ama gazetelerimize geçmeden önce bugünkü aktaracak olduğumuz ilk haber. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Sirt'te 6. olan il kongresine katılmış ve bu kongrede yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamaları dinleyelim.
Ondan sonra yerel gündeme hemen hızlı bir giriş yapalım gazetelerimize. Birinci sıra haberimiz Sefat. Mehmetçik terör unsurlarına göz açtırmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olan il kongresine gittiği Sirt'te, Afrin, Zeytin Dalı operasyonu, Kuzey Irak'ta ve çeşitli bölgelerde terörle yapılan mücadeleyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı harekatının başlangıcından bu yana kadar etkisiz hale getiren terörist sayısının 4017 olduğunu açıkladı. Fırat Kalkanı harekatını gördük değil mi? Arkasından Afrin harekatını gördük değil mi? İşte salona girerken bakayım son durum nedir diye bir alayım dedim. Aldım ki Afrin'le ilgili son durum hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki Kuzey Irak'ta ne oldu? Hakuk'ta, Zao'da ne oldu? Orada da etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire vesaire. Ne oldu? 154. Ne dedik? Nereye kaçarsanız kaçın. Nereye girerseniz girin. Biz de orada olacağız. Biz Siirt'in huzurunu kaçıranları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Siirt'i bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeter ki Siirt dimdik ayakta dursun. Evet sevgili izleyicimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'te yapmış olduğu açıklamalar ve arkadaşlarımızın bu konuyu haberleştirmesi ilk haberimiz buydu. Aktarmış olduğumuz. Sefat Yeni Dönem gazetesiyle başlayalım. Yeni Dönem gazetesinin ilk sayfa haberi ve hemen hemen bütün gazetelerde de aynı başlık, aynı manşet var. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni patronu kim olacak? Bu soru soruluyor değerli izleyicimiz ve... Yeni Dönem gazetesi de kim kazanacak sorusunu sormuş. Evet. Haberin detayına geçelim. Ticaret, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri büyük bir sürprizle sahne oldu. Garanti isimler gruptan çıkamadı. Ticaret Odası Başkanlığı için aday olan 5 isimden ikisi grupta kaybetmiş. 2008'den bu yana OTSO Başkanlığı'nı yürüten Servet Şahin seçimlerin en güçlü adayı, ancak rakibi olan ve uzun zamandır oradaki sanayicilerle birlikte mesai harcayan sevilen başarılı iş adamı Mehmet Albayrak'ın hem gruptan aldığı destek tam olması hem de kendisine duyulan sempati seçimi çok zorlu ve heyecanlı geçeceğinin belirtisi sevgili izleyicimiz. Ve sorulan soru, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni patronu kim olacak? Evet, ikinci sıra haberimiz yanılmıyorsam bu haber detaylı bir şekilde arkadaşlarımız da hazırlamışlar. Haberimizi izleyelim, bakalım patron kim olacak sorusu, adaylar kimler ve ne zaman yapılacakmış seçim, izliyoruz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası grup seçimleri bugün sürprizlere sahne oldu. Seçimin iddialı isimleri gruplardan çıkamadı. Ticaret Odası Başkanlığı için aday olan 5 isimden ikisi grubunda seçimi kaybederek büyük bir sürprize imza attı. 2008'den bu yana OTSO Başkanlığı'nı yürüten Servet Şahin seçimlerin en güçlü adayı gibi görünüyor. Ancak rakibi olan ve uzun zamandır oradaki sanayicilerle birlikte mesai yapan, sevilen ve başarılı iş adamı Mehmet Albayrak'ın hem gruptan aldığı desteğin tam olması hem de kendisine duyulan sempati şimdiden seçimin çok çetin ve heyecanlı geçeceğinin belirtisi gibi. Öte yandan Ticaret Odası'nın geçtiğimiz döneminde OTSO binasının yapılması dışında hizmetlerinin yetersiz kaldığı ve görev süresi içinde tamamlanamadığı, dolayısıyla bir dönem daha Servet Başkan'ın devam etmesi gerektiği düşünülürken birçok üyenin de OTSO'nun başında sanayicilerin içinden gelen ve sektöre daha fazla hakim olan bir ismin hem sanayici ve iş adamlarına hem de ordu ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını ve dolayısıyla yeni bir başkanla yola devam edilmesi gerektiği noktasında fikir birliğine vardığı biliniyor.
Otso'da 26 meslek grubunda seçim vardı. Kimi grupta çift liste yarışırken, kimi grupta tek liste vardı. Bazı gruplarda fark olurken, bazı gruplarda seçimin sonucunu 1 veya 2 oy belirledi. En ilginç sonuç 24. grupta alındı. İki listenin yarıştığı grupta her listeden bir kişi seçildi. Otso Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday olan 5 isimden 3'ü grubundan çıkarken ikisi grupta kaybetti. Başkan adaylarından Mehmet Albayrak, Abdullah Şensoy ve Servet Şahin gruptan çıkmayı başarırken yarışın güçlü adaylarından ikisi olan Ufuk Ünal ve İdris Altuner gruplarından çıkamadılar. Hafta içi yapılacak oylamada aday olma şansını kaybettiler. Başkan adayları Mehmet Albayrak, Abdullah Şensoy ve Servet Şahin'in yarışacağı çarşamba günü yapılacak seçimlerle Otso'nun yeni başkanı seçilecek. Evet, yarış devam ediyor sevgili izleyicimiz. Otso Başkanı kim olacak? Hayırlısı olsun, kim olursa umarım ki çok çok güzel işler yapacaktır diye düşünüyoruz sevgili izleyicimiz. Artık hepimiz bütün enerjimizi ülkemize, memleketimize, şehrimize vermemiz gerekiyor. Kim layıksa, kim vatandaş kimi teveccüh ettiyse o olması tabii ki demokratik bir arenada en doğrusu. Kim olursa olsun hayırlısı olsun diyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden, hal ve hatırlarını soran Vali Settar Yavuz, eşi ve eşi Selda Yavuz, şehit hava pilot binbaşı Ümit Kara Mustafa'yı ziyaret etmişler sevgili izleyicilerimiz. Evet, Isparta'nın Yalvaç ilçesine CN-235 kasa tipi askeri uçağın eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden biri olan şehit hava pilot binbaşı Ümit Kara Mustafa sevgili izleyicilerimiz. Askerimize, şehidimize, pilotumuza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine sabır diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, belediyesi personeline kanserde erken tanınım eğitimi. Altınordu Belediyesi tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında belediye personellerine yönelik kanserde erken tanı konulduğu eğitim semineri düzenlemişler. Hemen bir diğer haber. Fatsa'da maden aramaları sürüyormuş. Doğu Karadeniz bölgesinin maden zenginliği ortaya çıkarmak amacıyla Trabzon, Giresun, Ordu illerine çalışmalar sürüyor sevgili izleyicimiz. Şimdi yıllar yıllar öncesinde bu bölgelerde efendim işte Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet'in o başlamış olduğu dönemlerde 1870-1900'lü yılların başlarında ki o zamanlardan kalan tahrir defterlerinden bir tanesi vardı elimizde. Ve ben kendi bulmuş olduğumuz köyü incelerken biz hiçbirimizin haberi yok. Köyümüzde o zamanlar içerisinde kalan maden ocağı varmış sevgili izleyenler. İnanın birçok yerde maden ocakları ve maden araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapılmış ve birçoğu faal hal demiş ama zamanla bunlar yok olmuş, kapatılmış. İnanın yani 1800'lü 1900'lü yılların başında bu bölgede yaşayan, bu bölgeye gelen işte Avrupalılar olsun efendime söyleyeyim, araştırmalarına izin verilmiş olan kişiler bu bölgelerde madenler işletiliyormuş ama şu anda saysak maden var mı yok mu diye maalesef ki sevgili izleyicimiz bu konuyla ilgili bilmiyoruz. Yani ben kendi köyümü söyleyeyim. Kendi köyümde benim maden işletiliyormuş ve bizim haberimiz yok. Ben şaşkınlık içerisinde o eski tarihi kayıtları incelemiştik değerli izleyicimiz. Hadi maden tabii ki toprağın altında olan bu değerler hepimizin, bir ülkemizin sevgili izleyicimiz. Bunlar layığıyla çıkartılıp tabii ki işletilmesi gerekiyor. Ama burada tabii ki biraz çevreci düşünceyle bakmış olduğumuz zaman da işte maden çıkartılırken doğanın tahrip edilmesi bu işte hepimizi endişelendiren noktalardan bir tanesi. Efendim ama bunun teknolojisi, bunun yöntemi var. Tutup da o madeni çıkartırken şimdi zehirli bazı madenin, zehirli bazı işte kimyasallarla beraber madenler aranıyor, ediyor. Çevreye, doğaya zarar verir. Mesela altın çıkartılırken siyanürle çıkartıyorlar. Böyle bir yöntem işleniyor. Bu çevreye, doğaya ve çevrede yaşayan insanlar için zararlı olabiliyor ve endişeye sebep olur. Farklı yöntemleri var mı? Var. Ama biraz da maliyetli olmuş olduğu için o yöntemler belirleniyor. Madenler kesinlikle ve kesinlikle araştırılması lazım.
toprak altında yatan değerlerimizi ortaya çıkarmamız lazım ve bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizim kendimizin işlemesi lazım sevgili izleyicimiz. Tabii ki bu konuda özellikle madenler deyince yabancılar akıllara geliyor, yabancı yasaları akıllara geliyor. Zamanında Türkiye'de çıkartılan madenlerin hepsini yabancılar çıkartma haklarına sahipmiş. Yabancılı firmalar bunları satın almış. Osmanlı'nın gelmiş o işte Cumhuriyet'in o ilk yıllarında yabancılardan bu madenler, maden ocakları tek 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 hepsi satın alınmış. Ama şimdi sevgili izleyicimiz bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de çıkartılan madenler diyoruz. Yine yabancı ortaklıklarla yabancılar çıkartıyor ediyor. Bu konularda tabii ki kafalar bazen karışık olabiliyor ama kendi değerlerimize sahip çıkmamız ve kendi değerlerimizi işlememiz lazım ki ben eminim Doğu Karadeniz bölgesinde de birçok maden vardır. Evet, bizim madenlerimiz doğal güzelliklerimiz aslında. Bizim mesela yer üstünde de olan madenlerimiz vardır. Nedir? İşte yaylalarımız vardır. Bakın buna bir örnek vereceğiz şimdi. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar Perşembe yaylasındaki çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gözde mekanlarından biri olacağını söyledi. Başkan Gündoğar bölgenin turizm ve ekonomi getiri merkezlerinden biri olacağız diyor. Aybastı Belediye Başkanımız İzzet Gündoğar'dı, ben tebrik ediyorum. O bölgenin bozulmaması için ellerinden gelenleri yapıyorlar sevgili izleyicimiz. Oradaki o deltanın, o bozulmamış olan o havza sevgili izleyenler, öylesine güzel güzellikler var ki dünyada nadir örneklerine rastlayacak olduğumuz Aybastı Perşembe Yarımadası'ndaki bu coğrafik özellikler sevgili izleyicimiz bizler için bir madendir. İşte bu madenleri korumamız gerekiyor. Maden deyince illaki toprak altındakilerden bahsetmiyoruz değil mi? Efendime söyleyeyim, Perşembe Bolaman arasında orada birçok doğal güzelliği olan koylarımız var. Buralar da bir madendir. Doğal güzelliklerimiz oldu. Efendime söyleyeyim, Gölköy'de Ulugöl bizim için bir maden değerindedir. Aklıma gelmeyen onlarca bölgelerimiz var, şelalelerimiz var, kanyonlarımız var. İşte bu madenleri de bizlerin korumak en önemli görevlerinden bir tanesidir diye hatırlatıyoruz. Evet, trafik cezaları hızı kesmiyormuş. Orada Ocak Mart ayları arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, trafik kurallarına uymayan ve trafik kanununun yerine getirmeyen 903 araç trafikten men edilmiş. Efendim, akaryakıt pompalarına kadın eli değmiş. Orada yeni açılan bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan kadınlar görenleri hayrete düşünüyormuş. Artık yaşamış olduğumuz bu 100 yıl içerisinde kadınlar erkeklerle eşit koşullarda her işte çalışıyor sevgili izleyenler. Tarım toplumunda böyle bir yazı, makale okumuştum. Tarım toplumunun olmuş olduğu yerlerde kadınlar bakmış olduğumuz zaman erkeklerden yani efendime söyleyeyim eşit haklara sahip değillerdi. Ne seçmesinde seçilme hakları vardı efendime söyleyeyim çalışma konusunda. Kadın sadece şöyle bir şey vardı, evde çocuklarının annesi olarak seçilmiş olan bir yerdi. Ama efendime söyleyeyim sanayi devriminin olmuş olduğu dönemden sonra kadın ve erkek artık daha eşit düzeyde çalışma şanslarına sahip. İş olsun, eve ekmek getirme, çalışma, evin ekonomisine katkıda bulma anlamında kadın ve erkek eşit seviyede çalışıp haklara sahip. Ama önümüzdeki dönemler içerisinde bilişim teknolojilerinin olmuş olduğu bu dönemler içerisinde kadınlar erkeklerden sevgili izleyicimiz bir adım daha öne geçiyor. Şu andaki dünyadaki yöneticilere bakmış olduğumuz zaman gerçekten çok çok etkin yerlerde kadınlar var. Yani Cumhurbaşkanlığından tutun başbakanlığa kadar, bakanlıklara kadar, efendim çok çok önemli firmaların CEO'luklarına kadar her yerde kadın eli var sevgili izleyenler. Ki şu da bir gerçektir. Kadın elinin değmiş olduğu yer çok çok daha farklılaşıyor. Bir yaşam alanı olarak evlerimizi düşünün. Yani kadınlar, annelerimiz olmasa evin hali nasıl olurdu? Evet, diğer bir haberimizi hemen aktaralım sevgili izleyicimiz. Fındık bizim madenlerimizden bir tanesi. Biraz önce madenden bahsettik ya, işte yeraltı kaynaklarımız var. Yer üstünde işte
madenlerimiz var, doğal güzelliklerimiz, madenlerimiz. Bizim en önemli madenimiz ise fındık. Ama maalesef ki biz bu fındığı gerektiği gibi hiçbir zaman koruyamadık, kollayamadık. Bunun maden olduğunu belki farkına bile varamıyoruz sevgili izleyicimiz. Birilerine geldik, o fındıklarımızı maalesef ki beğensek de beğenmesek de teslim ettik. Ne fındığın üretiminde etkiliyiz, ne de fındığın fiyatında etkiliyiz. Sadece topluyoruz, yabancılar bizlerden yüksek parayla fındığımızı alsın diye dua etmekten başka yapacak olduğumuz bir şey yok gibi. Çünkü bu konuda atılmış olan hiçbir somut adımı maalesef rastlayamıyoruz. İşte bu olayın farklı bir boyutu. Bir boyutu ise son zamanlarda başımızın bela olan, fındığa musallat olan küllenme hastalığı. Bununla ilgili bir haber. Üçüncü sıra haberimizi hep birlikte izliyoruz. Son yıllarda fındık bahçelerinde yaşanan en büyük tehlike olan külleme hastalığı ile ilgili Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Gümüş uyarılarda bulundu. Gümüş, fındığın üreticinin son yıllarda korkulu rüyası haline gelen külleme hastalığı ile ilgili 2014 yılından bu yana çalışma yürüttüklerini hatırlattı. Fındıkta külleme hastalığı aslında daha önce de vardı. Hep bizim teknik talimatlarımızda geçen bir hastalıktı ama daha önce küllemeye neden olan etmen filaktinya guttata olarak biliniyordu. Bu etmen de sadece dip sürgünlerde ve bazı yıllarda yapraklarda belirtiler oluşturuyordu. Ekonomik bir zararı genellikle olmuyordu ve buna karşı mücadele yapılmasına gerek duyulmuyordu. 2014 yılından itibaren fındıkta külleme ile ilgili şikayetler gelmeye başladığından beri enstitü olarak çalışmalarımızı başlattık. Buna neden olan etmenin farklı bir etmen olduğunu belirledik. Ve bu etmene karşı yeni bir mücadele metotlarını ortaya koymak adına TAGEN projeleri yürüttük biz 3 yıl boyunca kurumumuzda. Şu anda yeni etmene karşı nasıl bir mücadele yapılması gerektiğine dair bütün doneler elimizde bulunuyor. Yalnız hastalıklarda şöyle bir durum var. Zararlılarda zararlıyı görünce ve belli bir popülasyona ulaşınca genellikle mücadele yaparız ama hastalıklarda koruyucu ilaçlama yapılması gerekiyor. Yani hastalık belirtilerini görmeden normalde ilaçlamalar koruyucu olarak ya da ilk belirtileri görür görmez yapılması gerekiyor ilaçlamanın. Artı hastalıklarda bir ilaçlama maalesef yetmiyor. Üreticilerimiz de ben aslında mücadele yaptım ama işte hani etki göremedim gibi çok şikayetler alıyoruz biz bu konuda. Bizim yaptığımız projelerde sezon boyunca en az 5 ilaçlamayla kontrol altına alınıyorduk. Bölge şartları biraz bunun için elverişli olmasa da mümkün olduğu kadar ilk etapta Nisan sonu Mayıs başlarından itibaren hastalık için iklim koşulları günü hale geldiğinde ilk olarak daha önce de bahsettiğim gibi kükürtle uygulamayı, ilk iki ilaçlamayı kükürtle uygulamak. Kükürt uygulamamıza rağmen iki haftada bir hastalık şiddeti artarsa sistemik ilaçlar var ruhsat almış olan. Onlarla uygulama yapılmasını ve ilaçlamalara da nasattan en az 20 gün, 15 gün, 20 gün önce son verilmesi gerekiyor külleme mücadelesinde. Hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlarla ilgili çok şikayet ve soru aldıklarını belirten Ebru Gümüş, üreticilerin hangi ilaçların ruhsatlı olduğunu bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlüklerinden öğrenebileceklerini söyledi. Bunlarla ilgili ilaçlarla ilgili bize çok şikayet ya da işte soru geliyor enstitümüze de. Hangi ilaçların ruhsatlı olduğunu bağlı bulundukları il ilçe müdürlüklerinden öğrenebilirler. Çünkü bunlar yeni ruhsat alan firmalar olabiliyor. Bazılarının geçici tavsiye süresi de olabiliyor. Güncel bilgiyi bağlı bulundukları il ilçe müdürlüklerinden ya da fındık araştırma enstitüsünden öğrenebilirler. Gümüş, külleme hastalığıyla mücadele edilmediği takdirde ise fındıkta kuruma, kıvrılma ve vaktinden önce döküm meydana geldiğini söyledi. Daha önceki külleme hastalığında hani bahsettiğimiz etmen meyvelere geçmiyordu. Ama şu andaki yeni etmen daha tahripkar ve meyvelerde de belirti oluşturuyor. Mücadele yapılmadığı zaman hem meyvelerin daha erken dökülmesine neden oluyor. Hem de yaprakların üzeri sizler de görüyorsunuz. Çok yoğun şekilde hastalığın miselleriyle kaplanmış oluyor. Ve fotosentez yapmasını yani bitkinin kendisi için enerji depolamasını önüne geçiyor. Bu şekilde de bitkinin hem meyveyi dolduramamasına neden oluyor hem de ileriki yıllar için bitkinin daha erken yaşlanmasına neden olduğu için hem bu yılın ürününü doğrudan etkilemiş oluyor hem de ileriki yılları yeni bitki gelişimi açısından da azaltmış oluyor.
Evet değerli izleyicilerimiz, işte külleme hastalığıyla uzmanımızın vermiş olduğu bilgi. Şimdi Ordu Olay Gazetesi'ne geçelim Sefat. Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfasında da bu konuyla ilgili bir haber daha var. Diyor ki küllenme için ilaçlanan bahçelerde hayvan otlatmayın. Bu da oldukça önemli bence. Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü fındık üreticilerine küllenme hastalığıyla mücadele konusunda uyarıda bulundu. Evet, küllenme hastalığı için bahçelerini ilaçlatan vatandaşlarımızın o bahçede hayvan otlatmaması konusunda uyarıda bulunuyor değerli izleyicimiz. Evet, biraz önce Perşembe Yaylası'ndan bahsettik. Aybastı Belediye Başkanı İzzettin Duvar'ın konuyla ilgili açıklamalarını gazete aracılığıyla aktardık. Şimdi bu konuyla ilgili haberimiz var. Bu haberimizi de hemen peşinden izleyelim. Daha sonrasında Ordu Olay Gazetesi'ni daha detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Dördüncü sıra haberimiz Sefat. Haberimizi izleyelim. Aybastı Belediye Başkanı İzzettin Gündoğar, Perşembe'de yaylasındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte buranın dünyanın gözde mekanlarından birisi olacağını söylüyor sevgili izleyenler. Haberimizi izliyoruz. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, bölgenin turizm ve ekonomik getiri merkezlerinden biri olan Aybastı Perşembe Yaylası'nda yıllık 700 bin turist ağırladıklarını ve bu rakamı 1,5 milyonlara taşıma gayretinde olduklarını ifade etti. Tabii Aybastı deyince bizim Aybastı Perşembe Yaylası olmazsa olmazımız. Aybastı Perşembe Yaylası, Aybastı'nın, Korgan'ın, Kumru'nun, Akkuş'un, Görköy'ün, Mesudiye'nin, Tokad'ın, Niksar'ın, Bahçiftliğin, Reşade'nin bu havzanın gelişimine, turizm anlamında, hayvancılık anlamında gelişimine motor görev yapan bir yayla. Son yıllarda ciddi anlamda 650-700 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçi alan, yıllık kuzu tüketimi 20 bin üzerine çıkan bir yayla haline geldik. Menderesleriyle ünlü yaylada yıllık 20 bin kuzu tüketilirken çalışmaların tamamlanmasıyla bu rakamın 50 binleri bulması bekleniyor. Amacımız Perşembe Yaylası'nı 5-10 yıl sonra 1,5 milyon yerli ve yabancı turist alan, bunu en azından %20'sine konaklama imkanı sunan, şu an 20 bin civarında olan kuzu tüketimini 5-10 yıl sonra 40-50 bine çıkarmak hedefimiz. İnşallah Aybastı Fas arası, Aybastı Reşade arası yolu bittiğinde gerçekten Türkiye'mizin göz bebeği bir yayla olacak. Bununla ilgili tüm hemşehrilerimizden ricamız, yerlerde ne olur birlikte koruyalım. Kaçak yapılaşmaya hep birlikte müsaade etmeyelim. Doğayı koruyalım. Dünyada eşi benzeri az olan, Türkiye'de benzeri olmayan Menderes'lerimiz, Çişlere Şelalemiz, Türkiye'nin en uzun şelalesi Uzundere Şelalemiz, 9 asırdır festivallerin yapıldığı tek yayla. Başkan Gündoğar, Aybastı Perşembe Yaylası'nda imar ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 26-27 yıldır çalışması devam eden yaylamızın turizm amaçlı koruma imar planı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey bakan olduktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanı olduktan sonra ciddi anlamda bir hız kazandı. 1/25 binlik, 5 binlik planlarımız bitti. Şu an binlik de onaylama aşamasında. Bittiğinde Aybastı tarihinde bölgemiz adına en hayırlı, en güzel hizmetlerden bir tanesi olacak. Gündoğar, yaylada bulunan şehitliğinde çevre düzenlemesinin tamamlanarak ziyarete açılacağını sözlerine ekledi. Yine Perşembe Yaylası'nda 1105 yılında bizler için burayı yurt vatan etme adına buraya bize şehit olan 6000 şehidimizin bulunduğu Aybastı Perşembe Yaylası'ndaki şehitliğimizle son zamanlarda çevre düzenlemelerini yaptık. İnşallah bu seneki çalışmalarımızla da tamamlayarak Türklerin, Müslüman Türklerin Orta ve Doğu Karadeniz'e giriş kapısı olan Aybastı Perşembe Yaylası'ndaki şehitliğimizi de tam anlamıyla bölge ve Türkiye, dünya halkının ziyaretine açacağız. Evet, Perşembe Yaylası'ndaki Menderes'e dünyadaki eşsiz örneklerinden bir tanesi değerli izleyicimiz. Eğer bilmiyorsanız, daha önce gitmediyseniz muhakkak gidip ziyaret etmeniz gereken bölgelerden biri olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ordu Olay Gazetesi ile yine devam edelim. Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfası
heyecan üst seviyede diyor. Otso başkanını seçecek işte biraz önce Yeni Dönem gazetesinde ilk sayfa haberiydi. Haberi direkt olarak aktarmıştık da zaten. Geçtiğimiz cumartesi günü Ordu Ticaret Odası üyeleri meslek komiteleri için seçim yaptı. Kendi gruplarında seçimi kazanamayan başkan adaylarından Ufuk Ünal ve İdris Altınel Otso Yönetim Kurulu Başkanlığı için yarış dışı kaldılar. Otso Başkanlığı için Mehmet Albayrak ve mevcut başkan Servet Şahin yarışacak. Otso meclis üyeleri çarşamba günü yeni yönetim kurulu ile başkanlığı seçeceklermiş sevgili izleyenler. Evet, bir tarafta Servet Şahin, bir tarafta ise Mehmet Albayrak. Servet Şahin 1951 yılında Ordu'da doğmuş ve ilk ve orta öğretimini Ordu'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girmiş. 32 yıldır Ordu'da eczacılık da yapıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, ve son iki dönemdir Otso Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor Servet Şahin. Evli olup 4 çocuk babasıymış. Mehmet Albayrak 1954 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ordu'da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne girdi. Merhum fındık tüccarı İbrahim Albayrak'ın oğlu Mehmet Albayrak fındık sektöründe ikinci nesil imalatçı ve ihracatçı. Fındık sektöründe 40 yıldır çalışan Mehmet Albayrak aynı zamanda Fındık İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesiymiş sevgili izleyicimiz. Evli olup iki çocuk babasıymış. Her iki adaya da bizler başarılar diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şehir hastanesi ihalesi merak edilen konulardan bir tanesiydi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu açıkladı. Şehir hastanesi ihalesi Mayıs'ta yapılacakmış değerli izleyenler. Evet, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Ordu'da yapılması planlanan şehir hastanesinin yeterlilik ihalesinin 8 Mayıs 2018'de yapılacağını belirtildi. İşte sevgili izleyicimiz yılan hikayesine dönen bir olay, bir konu. Şehir hastanesi nerede yapılacak, yerle ilgili bulunan bir yer tartışmalara sebep oldu ki daha önce o bölgeye 17 milyarlık bir yatırım yapılmıştı. Botanik bahçe yapılması planlanıyordu. Sonra denildi ki burası botanik bahçe olmuyor, tutmadı denilerek yapılmış olan o 17 milyar benim nezdimde göğe boşa gitti sevgili izleyenler. İşte bu anlamda da hep söylüyoruz. Yetkililer, idareciler, devlet adına yapmış oldukları bu yatırımlarda çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Devletin boşa harcayacak tek kuruşu bile yoktur. Kendi şahsi paralarımıza harcama yaparız. Yani yanlış yatırımlar yapabiliriz ama devletin yanlış yatırım yapma lüksü yok. Çünkü o asgari ücretin bizlerin zorlukla kazanmış olduğumuz o paraların vergilerinden almış olan paralarla yapılıyor yatırımlar. Bakın 17 milyon liralık botanik bahçe adı altında, park adı altında yatırım yapıldı. Ama farklı sebep ve gerekçelerle olmadı denildi. Şimdi oraya şehir hastanesi yapılıyor. Yapılamaz mı? Yapılır tabii ki. Ama keşke o 17 milyonluk yatırım daha önce oraya, o topraklara, oralara gömülmeseydi. Şimdi Mayıs ayında sevgili izleyicimiz şehir hastanesinin ihalesi yapılacakmış. Tabii şehir hastanesiyle ilgili de çok konuşacağız. Bu konularla ilgili de çok çok tartışmalar oluyor sevgili izleyicimiz. Ama hayırlı olsun. Umarım ki çok tahmin etmiş olduğumuzdan çok çok daha farklı ve etkili, güzel olacaktır. Evet, fındık üreticisine 6.8 milyar destek. Hükümetin 2019'da uygulamaya koyduğu yeni fındık stratejisi kapsamında fındık üreticilerine yapılan alan bazlı destekler tutarlı. Bu sene 6 Nisan'da başlayan ödemelerle 6.8 milyar lirayı bulmuş değerli izleyicimiz. Hemen yine yanında bir haber var. Karaca'ya elinizi bile sürmeyin diyor. Nedenini öğrenmek istiyorum. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır vatandaşların Karaca yavrusu ile karşılaştıklarına müdahale etmemeleri gerektiklerini söylemişler. Yani diyor ki elinizi bile sürmeyin şeklindeki bir haber sevgili izleyenler. Tabii ki neden el sürmemesi gerektiği konusunda bilmiyorum. Detaylı bir şekilde değil haber. Evet, devam edelim. Gürgentepe ile ilgili bir haber. Gürgentepe'nin acı gerçeği diyor. Deftere kayıtlamış. Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde son 23 yıldır ürettiği ekmeklerin kaydını tutan ekmek fırını kayıtlarına göre ekmek üretimi %70'in üzerinde azalmış sevgili izleyicilerimiz.
Bakın daha az ekmek yeniyormuş. Bu tabii ki bir göçün göstergesi de olur. Göçün göstergesi sevgili izleyicimiz. Evet, Ordulu Sanatçılar Festivali'ne ihtiyaç vardır diyor. Ordu Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Zafer, Ordulu sanatçıların ordu insanı ile buluşmalarını sağlayacak büyük bir festivale ihtiyaç olduğunu söylüyor. Deniz sezonu açılıyormuş. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 4 genç kendilerini Karadeniz'in serin sularını bırakarak deniz sezonu açtı. Deniz sezonu için gerçekten erken olarak adlandırabilecek olduğumuz bir tarihteyiz. Dün havalar gerçekten sıcaktı, güzeldi. Ama tabii ki bu genç arkadaşlarımız gençliğin ateşiyle beraber kendilerini Karadeniz'in o serin sularına bırakmışlar. Yoksa ben şu anda kendimi düşünüyorum, yani denize girmeyi inan cesaret edemem herhalde. Evet, Ordu'nun Korgan ilçesine çıkan yangın sonucunda 4 ev kullanılamaz hale gelmiş. Bu da bir diğer haber sevgili izleyicimiz. Evet, sağlıkla ilgili bir haberimiz var. 7. sıra haberimiz. Bakın, günümüzde hemen hemen her sağlık sorununun altında vitamin eksiklikleri aramakta ve vitamin hapları adeta bağımlılık haline getirmekte. Bu konuyla ilgili uzmanlar uyarıyor. 7. sıra haberimiz, hep birlikte izliyoruz. Dahiliye uzmanı Doktor Mustafa Atagüzel, vitamin eksikliğiyle gelen hastaların çok nadir kesiminde bu sorunla karşılaştıklarını söyledi. Atagüzel, unutkanlık rahatsızlığıyla gelen hastanın dahi vitamin ilaçları istediğini belirterek bunun yanlış bir tavır olduğunun altını çizdi. Tabii biz dahiliyeci olduğumuz için özellikle bu konu çok gündemde oluyor. Bize çok talep geliyor daha doğrusu. Ben bu vitamin meselelerinin çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Hastalarımızı ikna ederken de çok zorlanıyorum. Mesela işte ben unutkanlığım var, B12 vitamini. Yani Allah'tan bir B12 vitamini varmış. Başka neyi suçlardık bilemiyorum. B12 vitamini hiç unutkanlıkla alakası yok uzaktan yoktan. Bunu biraz hekimler de çok yanlış kullanıyorlar. Doktor Atagüzel, vücuttaki her değişikliğin vitamin eksikliğine yorumlanmasının abartı olduğunu söylüyor. Efendim, vitamin eksikliğinde aramak hemen vücuttaki bazı değişiklikleri. Bunu çok yanlış yapıyoruz. Ben hiç vitamin takviyesi kolayına vermiyorum. Ancak gerçekten tespit etmişsem, yani ölçtürdüm, tespit ettim, şüphelendiğim vakalar, kan düşüklüğü yapmış mesela, bazı durumlar var. Bunlar da düşüklük tespit etmişsek verdiğimiz durumlar vardır. Şöyle bir hani tahmini bir oran vereyim. Diyelim ki 50 tane vaka gelmişse vitamin düşüklüğüm vardır düşünce, bir tanesi de belki çıkar yani. Hani öyle bir oran Ümit. Dolayısıyla bunu biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Uzman doktor Atagüzel, güneş ışığına bağlı vitaminler gibi vitamin tahlillerinin de belli dönemlerde yapılması gerektiğini söyledi. Dönem dönem bakılması gereken bazı vitaminler var. Mesela ben D vitamini bu dönemlerde bakıyorum. Yani yaza giriliyor. Bir de böyle sonbahar gibi kışa giriliyor. Yani güneş ışığıyla bağlantılı bir vitamin seviyesi olduğu için. Ama bir hastanın kanı düşük değilse, özellikle böyle hani kemik iliğini gösteren bulgularda böyle değişiklikler yoksa, mesela B12 vitamini, demir değerlerinin bakılması falan, bunlar çok gereksiz şeyler. Ama zaten biz her hastaya kan sayımı yapıyoruz. Şimdi kan sayımında zaten bir anomalilik sezince hemen onunla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Ama bazı özellikli gruplar var. Hani böyle cilt bulguları olan, saç dökülmesi olan, işte ishali olan, kronik ishali olan, midesi ameliyatla alınmış, işte vejeteryan olan. Şimdi bu gruplar özel gruplar. Bunlara zaten bakıyoruz ama hani ben hastalarımızdan özellikle mesela kanı normal, benim illa B12 vitamini var. Yani ben onu hani ikna olsun diye bakıyorum ama yani bunu B12'yi çok suçlamıyorum. Biraz bir şimdi sosyal hayat şu anda çok daha karmaşık. Birçok şeyle ilgileniyoruz. Kafamız çok şeyle meşgul. Yani mesela bu unutkanlığı hemen onda değil de biraz daha kafamızın birçok şeyle meşgul olmasını da aramamız lazım diye düşünüyorum. Evet, hocamızın bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama bu vitaminlerle ilgili. Evet, sevgili izleyicimiz, Sevat, arka ekranımızı tekrar önüne alalım. Hem mesajlarımız da var. Şehrimizin de seyredelim. Yavaş yavaş siz yine bu dönemler içerisinde ağrını koymaya başladı. Görüyorsunuz, iskelen olmuş oldu o bölgede. Sis var sevgili izleyicimiz. Şehre de böyle bir yoğun bir sis tabakası haline gelir mi bilemiyorum. Veyahut da kısa süre içerisinde açılır. Bu arada gelen mesajlarınızdan aktarmamış olduklarım var. Bunları da sizlerle birlikte paylaşacağım. Efendim, Arda Taş orada selam demiş. Teşekkür ediyoruz Arda. Fatma Gür, günaydın, hayırlı sağlıklı günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Koçak, Kolçak, Ünye'den şimdi selam olsun, TV52 iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa Kolça ve bizlere el sallamış Mustafa Kolçak.
Korganlı Salim Ümit Bey kolay gelsin. Almanya'dan tekrar Korganıma, Yeni Pınar mahalleme selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu selamınızı göndermekte aracılık ettik sizlere. Veli Eroğlu, selam olsun Ümit Bey. Yarın tekrar aynı saatte TV2'de buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi programımızın ikinci bölümünü de kapatacağız. Programımızın ilerleyen dakikaları içerisinde bir konuğumuz var. Meslektaşımız Akın Çiçek bizlerle birlikte olacak. Şehirle ilgili, orduyla ilgili kendisiyle konuşacağız. Sohbet edeceğiz sevgili izleyicimiz. Şimdi yine kısa bir aramız. Kısa aramızdan sonra konuğumuzla birlikte olacağız. Az tuzlu Murat Bey Burgun'un sunduğu Yeni Gün devam edecek. TV 52 Haber. Sektöründen son dakika sıcak bir haberimiz var sırada. Bezirganoğlu İnşaat ister yurt dışı ister yurt içi iki kişiyi tatile gönderiyor. Ve üstelik inşaat kalitesinden ödün vermeden, fiyatların üstüne koymadan her daire alana iki kişilik tatil bedava. İster kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzarasıyla Selimiye konaklarında, ister denize 50 metre, şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konaklarında, isterseniz bitmiş hale gelen Yeşil Vadi konutlarında. Hangisini isterseniz alın. Hem tatil hem ev sahibi olmak. Bizden haber vermesi. Bezirganoğlu İnşaat. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen. 14. 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Emniyet müdürlüğünden arıyorum Eda Hanım. Şifre 14 15 11. Puan kazandı. Eda Hanım şifre 14 15 11. Şifre 14 15 11. Teşekkür ederim. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsanalmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi.
Bursa Bandır Restoran'da nefis serpme bandır kahvaltı, pideli köfte, menemen, ızgaralar, Karadeniz'in meşhur tereyağında kemik ilik suyuyla hazırlanmış bandır çorbalar, eşi benzeri olmayan paça çorbası, et haşlaması, bandıra bandıra yiyeceğiniz lezzetler Fatsa Bandır'da. Bandır telefon 423-7575. Adres Asfalt Caddesi 115 Bolaman Fatsa girişi. Bu kadar hazırlık boşuna yapılmadı. Ayaklarınızı yerden kesmeye hazırız. Siz de hazırsanız en iyi film ve en iyi yönetmen dahil toplam 4 heykelciyi havaya kaldıran yılın filmi The Shape of Water, bol ödüllü Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Blade Runner 2049 televizyonda ilk kez ve sadece D-Smart'ta. Beyaz, kimi için sevginin, kimi için mutluluğun, kimi için umudun simgesi. Peki ya sizin için hangisi? Biz beyaz denilince geleceğinizin mutlu yarınları için atılmış bir temel görüyoruz ve yaşama bir beyaz şehir sayfası açıyoruz. Ordu'da beyaz denilince akla ilk gelen şey beyaz şehir konutları. Resmettiğimiz mutluluğu bizimle paylaşmak isteyenleri şehrimize bekliyoruz. Gelin bu yeni beyaz sayfada sizin de bir renginiz olsun. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544 640 52 17 Fatsa. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evleri Rafine Yaşam Merkezi. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu olarak sektörde teknoloji, güven ve gelişime önem veriyoruz. Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli kapalı otoparkı, çocuk oyun parkıyla İstanbul Ümraniye'de Rafine Yaşam Merkezi inşa ediyoruz. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul Evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Telefon 0216 505 50 52, GSM 0532 244 49 71. İstiklal Mahallesi, Turkuaz Sokak, numara 3, Ümraniye, İstanbul. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Elden taksit, kefilsiz senetsiz 36 aya varan taksit, peşin alışverişlerde iskonto, tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Sarıgöller Arçelik Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone marka cep telefonlarında uygun fiyat ve elden taksit imkanı Sarıgöller Arçelik'te. Her haftaya ve her aya özel kampanyalarımızla ilgili 444-5990'dan ya da Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında bulunan mağazamızda çayınızı yudumlarken güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Bir ev inşa etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir.
belde evler, orduya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452 beldeevler.com.tr. Yanınızda. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park, GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 1818. Her zaman, her yerde milletimizle el ele. Türk polisi 173 yaşında. Biz polisler sizlerle, biz polisler kentlerde. Biz polisler kentlerde, caddelerde, köprülerde, her yerde. Korkular en kötü günlerde yine de hep. 64-30 merkez. Korkular en kötü günlerde yine de hep. Sizin için varız, her dertte sizin için. Sizin için varız, kanlarımız canlarımız hepsi feda sizin için. Sizin için varız, her dertte sizin için. Sizin için varız, her şerde sizin için. Sizin için varız, kanlarımız canlarımız hepsi feda sizin için. Biz polisler sizlerle, biz polisler kentlerde. Caddelerde, köprülerde, her yerde. Biz polisler sizlerle, biz polisler kentlerde. Caddelerde, köprülerde, her yerde. Korkular en kötü günlerde, yine de hep sizin için varız. Sizin için, sizin için varız. Her şerde sizin için, sizin için varız. Kanlarımız, canlarımız hepsi feda tek sizin için. Sizin için varız. Aziz milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için Türk Polis Teşkilatı 173 yıldır doğrunun izinde, adaletin yanında, görevinin başında. Türk
Ailesi 173 yaşında. Bir rastlantı, bir şüphe, bir endişe hayat kurtarabilir. Görmezden gelmeyelim yeter. Terörü ancak hep birlikte durdurabiliriz. Alo 140, terör ihbar hattı. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu yeni gün devam ediyor. Evet sevgili izleyicimiz, bizler tabii ki kameraman arkadaşımızla, yayıncı arkadaşımızla diyalog halindeyken bazen böyle canlı yayınlarda ansızın yakalanıyoruz. Bu nedir buna? Canlı yayın kazası. Yok, kaza da değil. Bunu yayındaki arkadaş... Biz bizeyimiz deriz. Evet, biz bize olduğumuzu hatırlatmak için yaptı. Evet. Yayındaki arkadaşa... Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Her programda seni daha zayıf görüyorum. Arkadaşlar biraz önce sizden gelirken diyorlardı ki Akın abi 2 kilo daha mı verdi? Her gün 2 kilo mu veriyorsun şeklinde? Geçen haftadan bu yana 1 kilo 300 gram vermişim. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Sürekli takip ediyorum. Ümit, önümüzdeki hafta bugün de ben diyetisyenim, evet. Gülce Taşdemeli konuk olarak buraya 3. kişi olarak bu saatlerde davet ettim. Bilgin olsun önümüzdeki, evet, pazartesiye. Benim adıma. Ben sana böyle bir açık çek veriyorum. Benim çok adıma herkesi ederim. Davet edebilirsin. Çok teşekkür ederim. Konuk olarak mutlu oluyoruz. Evet, ticaret odası seçimleri en fazla konuşulan. Evet, gazetenin ilk haberleri buydu. Bu konuyu soracaktım. Bu konuyla başlayalım. Şimdi ticaret odası seçimlerinde henüz daha başkan ortaya çıkmadı. Niye Servet Şahin başkan diye açıkladınız? Ya da Servet Şahin değil Mehmet Albayrak da olabilir diye çeşitli eleştiriler aldık. Evet. Ticaret odası seçimlerinde belirli bir sayıda grup oluyor. Evet. Her grupta başkan adaylarının grubundaki insanlar kendi gruplarından, işte gıdadan, sağlıktan, giyimden seçime giriyorlar. Şu anda görünen o ki Sayın Servet Şahin'in grubundaki insanların sayısının fazla olduğu yönünde. Evet. Ancak diğer grupların ya da Sayın Şahin'in listesinde olabilecek olan bazı isimlerin de sanki Sayın Mehmet Albayrak'ı destekleyeceği yönünde de duyumlar ve iddialar var. O yüzden Ticaret Odası Başkanlığı'ndaki başkanlık seçimi değil de bu gruplara yapılan seçimler sonrasında görünen o ki diyor oradaki arkadaşlarımız. Sayın Servet Şahin'in listesindeki insanları daha fazla kazanmasının onun yeni oda başkanı olarak tekrar devam edeceği yönünde bir duyum var. Ama bunun tabii Ümit, şimdi mesela cumartesi günü haber merkezindeki, evet, arkadaşlarımız da aradılar. Ya abi işte, ya da işte nedir şu anda durum? Yıllardır ola gelen süreçte bir ya da iki aday çıkıyordu. Yani iki aday çıktığında. Aynısını soracaktım ben, evet. Bu sene dört adayın çıkması da çok daha ilginç ve manidar oldu ama... Peki şunu da ben hemen ekleyeyim de. Yani önceden olsa seçimleri yapılırdı. Belki de sonradan duyardık. Haberimiz olmadı ama şimdi bu ciddi anlamda gündemde olan bir seçim oldu. Ümit, tabii Ticaret ve Sanayi Odası Ordu'nun hakikaten çok önemli bir kurumu. Evet. Ordu'da ticareti yönlendiren, ekonomiyi yönlendiren birçok insanın bir arada bulunduğu ve bir sivil toplum kuruluşu olarak, hani hep STK'lar deriz, evet, ya. Ordu'da hani işte nedir? Hani pek etkin değiller ama işte gazeteciler ve işte televizyoncuların ve radyocuların bulunduğu cemiyetler, işte ticaret ve sanayi odaları, işte efendim nedir? Barolar Birliği. Hani 4 ya da 5 tane bu şehirde önemli olan, hatta en önemlilerinden birisi olan bir hani Lordlar Kamarası gibi, evet, söylendiğinde önemli bir STK'dır. Ama son dönemde inişleri çıkışları olmuştur. Yeni binası, yeni yapılanması ve yaptığı etkinliklerle daha güçlenmiştir. Bu anlamda gözler tekrar
Sanayi ve Ticaret Odası'nın seçimlerine ve buraya da seçilecek olan mevcut başkana yönelmiştir. Şimdi şehirde şöyle bir grup var Ümit. Mesela bu Ordu Spor, eski Ordu Spor'umuz seçime girerken de ortaya çıkarlar. Bu 3-5 kişidir. Bunların bir tane başları vardır. O her seçimde, borsa seçiminde de, ticaret odası seçiminde de, Ordu Spor seçiminde de şu gitsin bu gelsin der. Ama elini bir türlü taşın altına koymaz. Her yerde ortaya çıkar, onu yıkacağız, bunu yıkacağız der. Asıl bu tip STK'ları yıkan bu kafalardır, bu adamlardır. Hep ortaya çıkarlar. Ortaya çıktıkları o seçimden sonra hiç göremezsin bu insanları. Şöyle destek vereceğiz, böyle yapacağız, böyle modernlikler getireceğiz. İşte Ordu Spor'a şöyle yardım yapacağız, ticaret odasında böyle reform yapacağız. Borsada şu düzene dur diyeceğiz derler ama bu adamlar maalesef, kim olduğunu sen çok iyi anlıyorsun ben konuşurken. Yani. Hep çünkü o resimler, o konuşmalar hep gözümüzün önünde. Bu adamlar hep politikacıların yancısıdır. Hep her iktidarın peşkeşçisi, çanakçısıdır. Niye? İşlerini yüzdürmek için maalesef bu şehirdeki bu tip STK'larında kaderleriyle kötü oynarlar. Hep onların dediği olsun, hep onların adamları iş görsün, hep onların bu çarpıklaşmış, kokuşmuş sisteminde yanlışları da gelinmesin, göz ardı edilsin isterler. Ama ticaret odasında da bu kadar çok adayın çıkmasının sebebi buydu. Yani ben Mehmet abiyi çok severim. Mehmet Albayrak benim de köylümdür, akrabamdır. Karimex diye bir firması var. Çok da güzel işler yapar. Hani çok entelektüel bir insandır. İdris abi, İdris Altunel yıllardır tanırız Ümit. Evet. 25-30 yıldır hani Ordu'da kuyumculukla başlayan, daha sonra siyasetle Büyük Birlik Partisi ile devam eden, sonra Umut Hastanesi ile devam eden muhteşem bir süreci vardır ve insan ilişkileri çok iyidir. Herkese kapısı çok açıktır. Servet abi yıllardır öyle, Sayın Servet Şahin, şimdiki başkan. O da işte ya eczacıdan ticaret odası başkanı olur mu diye çok eleştiriler almıştır ama birçok sanayiciye göre de güzel işler yapmıştır Ümit. Hataları vardır, yanlışları vardır. Hep herkesin var hataları, yanlışları. Ufuk aynı şekilde. Ufuk abi herkese öyle. O da çok sosyal, çok entelektüel. Çok böyle herkesle iletişimi iyi olan, diyaloğu çok iyi olan. Herkese pozitif. Çok iyi dokunan. Yani bizim 4 tane çok sevdiğimiz arkadaşımızın aday olduğu bir seçimde bireysel olarak ben hangisi seçilseydi, hangisi de seçilmeseydi açıkçası keyif alırdım. Burada bir hizmet yarışı, burada bir bayrak yarışı varsa, burada bu oda seçimi bu kadar öne çıkıyorsa, bundan sonra gelecek olan arkadaşlarım ve ekibinde kim olursa olsun bayrağı, çıtayı bu şehir için, bu şehrin menfaatleri, bu şehrin ticaret ve sanayi erbabını ne kadar ileri geliştirmek, şehrin ekonomisini geliştirip istihdam yaratmak adına ellerinden geleni yapacaklarına inanmak istiyoruz. O yüzden ben tekrar söylüyorum, henüz daha Ticaret ve Sanayi Odası'nda şu anda resmi olarak şu başkandır denilmemiştir. Denilmedi. Ancak mesela rakip olan bu saydığımız isimlerden bazı abilerimizin, arkadaşlarımızın da görüşü, Sayın Selve Şahin'in listesindeki daha fazla insanın gruplardan çıkması sebebiyle görüntü olarak onun gözüktüğü. Ama dediğim gibi Mehmet Albayrak beyefendi de, abimiz de, o da aynı şekilde şu anda yoğun lobi çalışmalarını yaptığını duyuyoruz. O yüzden kazanan şehir olsun. Ben şehrimiz için demokratik bir seçim olmasını temelli ettim. Servet Şahin'in son iki dönemdir OTSO başkanlığını yönetiyor. Şimdi hep şu eleştirileri alıyoruz. Mesela zaman zaman 20 yıldır, 25 yıldır, evet, 30 yıldır STK'larda başkan olanların bazen Sayın Cumhurbaşkanı metal yorgunluğu diyor, ben mental yorgunluk diyorum. Evet. Bazen kendisini yenilemek için geri planda durması gerekiyor. Bu zaman zaman biz televizyoncularda, gazetecilerde de olur. Bizde de bir meslek yorgunluğu olur. Olur. Evet. Biraz ara vermek lazımdır. Biraz kafa dinlemek lazımdır. Sonra geri gelindiğinde olaylara dışarıdan daha farklı bakıldığı görülür ve geri dönülür sevgili Ümit. Ümit, o yüzden ticaret odası seçimi şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Ama dediğim gibi bence hani bizlerin de burada çok fazla
taraf olmasını gerektirecek bir durum olduğunu yok zaten yani olaya... ben de programın başına zaten aynen. Her iki taraf herkese de başarılar dilemiştik. Hatta işte gerek Servet Şahin'in gerekse Mehmet Albayrak'ın kimdir diye Olay Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu bir yazı vardı. Onları da okuduk, onları da aktardık. Burada hepimizin de senin söylemiş olduğun gibi bilmiş olduğu, tanımış olduğu simalar, isimler. Ümit, müsaade edersen geçen pazartesi yoğun programı nedeniyle evet. Programınıza katılamamıştım. Böyle bir cümle kurma gereği hissettim. Yani yok öyle bir şey. Yukarıdaydık, toplantı yapıyorduk. İtiraf ediyorum ama önemli bir toplantıydı biliyorsun. Evet. Bu aralar hem şehrimiz için hem televizyonumuz için. Bizim de yaşadığımız bir süreç evet, vardı. Evet, bir süreç vardı. Bu sürecin hayırlısıyla sona erdiğini ya da sona erdiğini düşünmek bile bize mesleğimize, şehrimize, ülkemize, memleket sorunlarına, memlekette olan güzel şeylere, pozitif haberlere ve pozitif bir ruh haline itiyor. Hafta sonu çok güzel iki gün geçirdik. Hani hafta sonları hep seviyorum. İşte havaların iyi olması sebebiyle şehirle, doğayla. Evet. Bu arada sevgili Dursun Biran Yılmaz mesaj atmış. Diyor ki ticaret odası lobilerinin başı demiş bir isim yazmış. Sevgili Dursun Biran Yılmaz. Evet biliyoruz Dursun ismini söylemeyeceğim ama işte o başlar. Bakın bu konuda eleştirim var. Ordu Spor'un Sayın Nedim Türkmen başkan iken o zaman Ordu Spor ikincilik PTT Lig'deydi. Evet. Ve basketbol takımı da Süper Lig'deydi. O şahıs çıktı dedi ki arkadaşlar durun dedi. Aday olmayacak Sayın Nedim Türkmen. Yaşar Bey ile konuştum. Yaşar Bey aday olacak dedi. Sonra da Sayın Yaşar Pamuk'a da destek olacağını işte hem madden hem manen yönetime gireceğini ya da arkadaşlarını sokacağını söyledi. Sayın Yaşar Pamuk'tan bir yıl sonra dedim ki ya o arkadaşlar ne kadar destek verdilerse dedim bir rakam söyledi. Hani inanılmaz komik bir rakamdı Ümit. Ben yönetimde olmamama rağmen Onur Çetin Ceviz'den basketbol takımına 50 bin liralık bir kaynak aktarmıştım. O kongrede çıkıp da şehrin abiliğine, hamiliğine soyunan o şahıs yani o paranın çok üstünde altına bir para verdiğini duymak ya tabii para vermekle de yetmiyor bu işler Ümit. Madem bir kongrede mevcut bir başkanın gitmesini istiyorsan, ona kötü diyorsan, geleni destekleyeceğim diyorsan çıkacaksın ortaya abi. Ondan sonra da tutup eskisi düştükten sonra da yenisini almaya çalışmayacaksın. Bunlar bu şehre hainliktir. Evet, bu kadar açık ve net söylüyorum. Cumartesi günü Ordu Spor'un 19 Eylül stadyumundaki son maçındaydı. Son maç. Ne üzücü değil mi? Ümit, ben oradaydım. Evet. 3-5 tane gazeteci abimiz, Ordu Spor'u seven sevgili Samet her maçına biliyorsun fanatiktir basın mensubu kardeşimiz Samet vardı. En Ordu Sporlu, bu şehirdeki en Ordu Sporlu Erol Karayer vardı. Gazi Mustafa Türk Yılmaz vardı. Mustafa abi vardı, Mustafa Köksal. Eski ASF KF Başkanı, bizim de çok sevdiğimiz kardeşimiz Zafer vardı. Zafer Hoca. Peli Erol vardı. Evet. 3-5 tane gerçek Ordu Spor sevdalısı vardı. Fidan Gör grubu vardı. Ki Fidan Gör grubu bir duruş sergileyerek Ordu Spor'u hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Helal olsun diyorum onlara. Hepsini alınlarından birer birer teker teker öpüyorum. Eski futbolculardan Pelerol'la birlikte hani orada gözyaşlarına hakim olamayanlar vardı. Büyük Turgut vardı. Küçük Turgut vardı. Ömer Kılıç vardı benim gördüğüm. Hani sonradan gelip de göremediklerim varsa da özür diliyorum ama Facebook üzerinden bir yayın yaptım. Erol abi ağladı. Bu yayın duruyor. Bakabildim mi bilmiyorum. Dede ağladı. Pele Erol ağladı. Yani bu bir televizyon yayını değildi. Ben o an sadece o duygularımı belirtmek için. Evet bu sevda bitmez Ümit. Gerçekten bitmez. Bak bugün şu an bir Göztepe örneği var. Cumartesi günü Beşiktaş'ta karşılaştı. Göztepe'de amatöre düşmüştü Ümit. Ve 5 yıl içerisinde amatörden 3. lige, 3. ligden 2'ye, 2'den PTT'ye ve PTT'den 1. lige çıktı. Tabii bir mevcut yeni Ordu Spor var. Onun da başarılı olmasını isteriz. Ama neden olmasın diyorum. Hala da diyorum. Çok karışık duygular içerisindeydim.
İşte kızdığım insanlar bu insanlar. Evet. Bu takımı sabote edip, bu takımın mevcut yönetimini sabote edip, ki o dönemde biz de basketbolu devam ettirecektik Ümit. Hani Yaşar Bey basketbolu bilmez, bilmiyordu da zaten. Nitekim basketbolu devraldığımızı biz o zaman söyledik kendisine. Sonradan çok iyi niyetli çabaları oldu, yanlışları oldu. İşte Adnan kardeşimiz devam etmek istedi ama bir türlü, o dönemde kaç kere söyledim onlara, arkadaşlar basketbolu biz devam ettirelim, futbolu siz devam ettirin, ama hem basketbol hem futbol yapamadılar. Bu takımı inanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde aşağı çektiler. Ama ekonomik sebepler, ama yanlışlar. Evet, Nedim Türkmen'in de hataları oldu. Evet, bizim de hatalarımız oldu Ümit. Yani ben kendi adıma basketboldaydım diyemiyorum. Bazı şeylerde bizim de imzamız var. Hala şeyle uğraşıyoruz. Türkiye'de hiçbir kulüpte görülmemiş bir şekilde gelen SGK borçlarını şimdi mevcut yöneticilere dağıttılar. Bunda bile bir takım kirli adamların oyunları, kirli oyunları var. Onların kim olduğunu da biliyoruz Ümit. Hemen söylemeye de gerek yok. Ama Ordu'nun markalarını aşağı çekme noktasında o birkaç tane o koca kafalar, o lömbekler, o bu şehir hainleri maalesef çok haz alıyorlar. Aynı senaryoları bu televizyon üzerinden de zaman zaman yapmaya çalıştıklarını bazı dönemlerde gördük. O yüzden ben diyorum ki Ümit, hani haftanın ilk günü güzel konuşmak için geldim buraya. Evet. Gerçekten geldim ama hatırlayınca, anımsayınca da şey yapıyor insan, üzülüyor. Dursun bir mesaj attı, beni dağıttı. Ben iki günden bahsediyordum. Bu iki gün çok güzel geçti. Gerçekten çok güzel bir hava vardı. Ordu güzelleşti Ümit. Hani zaman zaman eleştiririz Sayın Belediye Başkanımız Enver. Şu arka görüntüyü de öne alalım istersen. Sefat bakalım işte Ordu görüntüsü. Ha, işte şimdi orada bir çalışma var. Ben eminim ki ilk başta ben de çok eleştirdim. Ya bu, evet. Hani buraya bir şey çıkıyor diye, ama yani oraya bir yapıldığı zaman nasıl olacak bunu da tabii ki göreceğiz. Mesela sahil onun için. Sahilde de çok ön yargılıydı birçok insan ama. Evet. Şu an sahil hani gez tadından doyulmuyor. Ya ben şimdi bak Rıhtım'dan, evet. Rıhtım'dan Soyan'ın oraya kadar inanılmaz bir güzel. Bir güzel var. Şehir güzelleşmiş. Şehir güzelleşmeye devam ediyor. Ha, eleştirdiğimiz nokta şu. Evet, şehrin bu sahiline güzel bir peyzaj yapıyorsun ama aynı peyzajı eminim ki arka mahallelere, arka işte Bucağı, efendim Durugöl'ü, Akyazı'yı, arka taraflara, arka mahallelere, şehrin işte Azizi'ye, Taşbaşı, bu taraflarına da aynı peyzajı koymanı bekliyoruz Sayın Başkan. Sevgili Birol Yılmaz, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği Başkanı Ümit'ciğim bize iki resmimizi çekerek göndermiş. Bize mi göndermiş? Bakacağım şimdi mesajı. Evet. Evet, kilolu günlerimizden iki adet resim göndermiş. Öyle mi? Ya, bir hafta sonra sevgili Gülce Taşdemeli, sevgili diyetisyenim Gülce hocamı buraya alacağız. Ve benim gibi bir denekte nasıl başarılı olduğunu anlatacak. Evet. 10 ayda 46 kilo. Görmüş olduğunuz örnekte. Aynen, hakikaten. Hafta sonundan bahsederek devam edeceğim ve kiloya vereceğim. Birçok insan sağlıklı yaşamadığına yürüyordu Ümit. Evet. Pazar günü çok güzel bir etkinlik vardı. Ordu Safari Bisiklet Grubu inanılmaz keyifli bir bisiklet yürüyüşü yapmışlardı. Evet. Bir çocuklar, aileler, hatta bir baba 6 aylık bir bebeğini arkaya böyle o bisikletlerin arkasına aparatlar yapılmış Ümit. Bisiklet safari ile Ordu'yu geziyorlardı. İşte yürüyen insanlar, spor yapan insanlar, piknik yapan insanlar. Perşembe Efirli Bolaman tarafı inanılmaz doluydu. Ben de Yason'a gittim. Ya aynı görüntü, aynı görüntü o şekildeydi. Fatsa ve Ünye'den de Facebook'tan gazeteci arkadaşlarımızın resimlerinden paylaşımlar aldık. Yukarı ilçelerdeki muhabir arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, çünkü Facebook üzerinden Ümit 15 bin, 20 bine yakın takip ettiğimiz dostumuz, arkadaşımız var Ümit. Diyeceksin ki niye 5 bin sınırlaması yok mu? Zamanında kırdırdık bu şeyi, sistemi diyoruz. Ümit, inanılmaz keyifliydi Ordu Karadeniz hafta sonu. Baharın gelmesi, Ümit çiçeklerini açması. Evet. Birçok insan köyüne gitti. Birçok insan pikniğe gitti. Bu şehre misafir gelen insanlar Ordu'nun ne kadar güzel ve özel bir yer olduğunu gördü. Hani insan diyor ki hayat bayram tadında olsa, kavgalar olmasa, tartışmalar olmasa,
Biz siyasette de gerginlik istemiyoruz. Hiç tasvip etmediğim çok çirkin bir olay oldu. Hani bunu söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Kendi programımda Ordu Meydanı'nda biraz bahsettim ama doğrudan gelir desteği ile ilgili hükümet, devlet bir ödenek veriyor. Evet. Birçoğumuz alıyoruz. Alıyor musunuz Selçuk? Ümit alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Hani Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Fındık üreticisinin yanındasınız ama geçen sene bir mağduriyet yaşandı. Geçen sene fındık hak ettiği rakamları, paraları göremedi. Evet. Aslında daha da altta olacaktı belki. Son anda yapılan bir takım eylemler, bir takım yürüyüşler ki buna CHP'nin yaptığı fındık yürüyüşünde ben etkili olduğunu düşünüyorum bir itibar. Evet. Sezer'in hakkını Sezer'e. Evet. Yani o yaptıkları yürüyüş belki dediler ki bakın bu şey üzerinden vatandaşın biz bazı şeyini görmüyor olabilir dediler. Bazen muhalefetin yaptığı eleştiriler, eylemler iktidardaki arkadaşlarımızın bence dikkate aldığı ve alması gereken ki anketleri de kesinlikle, çok dikkat ediyor tüm kesinlikle. Partilerde. Vatandaş o bölgede neye göre oyunu azaltıyor, çoğaltıyor diye ki Ümit kıyı kesimlerinde de gördün Gülyalı'da, Perşembe'de, Ordu Merkez'de referandumda evet hayır kullanılırken oy oranlarının iktidar muhalefet ana seçim oylamasından aşağıda olduğunu da gördü iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımızla. O yüzden hemen o fındık müdahalesi orada etkili oldu. Ancak Ümit biz tabii bütün bu tespitleri yaparken hem bu fındıkla ilgili hem bu genel tespitleri yaparken tabii kafa karışıklığına sebep olan uygulamalar da yapıldı, oldu. İşte bu fındıkta yaşanan olay, fındıktaki belirsizlik vatandaşı da ikiye böldü. Nasıl Ümit siyasiler kendi aralarında bu zıtlaşma, gruplaşmayı yaparken nasıl bendensin, değilsin, işte solcusun, sağcısın, o partidensin, bu partidensin, ittifaktansın, ittifaktan değilsin konuşmaları bu fındık gelir desteği ödemesiyle ilgili insanlar sırada beklerken kendi aralarında çok istemediğim bir tartışma şekline dönüştü. İşte Cuma günüydü Ümit, evet Cuma günüydü. Doğrudan gelir desteğiyle ilgili ben de babamın kartıyla sırada beklerken bir vatandaş oradaki bir başka vatandaşa fındığın bu sene para etmediğini, evet verilen bu desteğin tamam işte Allah razı olsun dendiğini ancak yeterli olmadığını ve bu konuda tepkisini dile getirirken kendisinden 20 yaş küçük olan bir başka vatandaşın o vatandaşa Ümit hakaret ederek sert bir üslupta neredeyse tartışmaya çıkacak bir şekilde konuşuyor olması beni dehşete sürükledi. İnsanlar artık hoşgörüyü de, saygıyı da, nezaketi de biraz toplumsal bu yukarıdaki çatıdaki siyasetçilerin yaptığı bu hoşgörüsüzlüğü yavaş yavaş sokağa doğru inmeye başladığını görüyor olmak ya da onun sinyalini alıyor olmak beni birazcık dehşete kaptı. Çünkü fındık çok belirleyici bir şey Karadeniz bölgesi için, Ordu için, Giresun için. Yani hep 5 milyon, 10 milyon tane aile diyoruz ya. Evet. Fındık hep aslında siyaset üstü bir konu. Senin biraz önce söylemiş olduğun gibi o partisi, bu partisi, o ideoloji, bu ideolojisi yok. Ama bir de bizim şeyimiz de çok ilginç. Mesela sempatisini duymuş olduğumuz partinin herhangi bir konu, mesela fındıkla ilgili düşünceleri, argümanı neyse direkt olarak bizimki de o oluyor ve onu savunuyoruz. O değilse bizim o da yanlış. Yani ben şimdi sempatisini duymuş olduğum bir parti bir konuda hata yapıyor olabilir. Yanlış bir politika içerisinde olabilir. Bunu tutup eleştirmemiz lazım ama o partinin bütün söylemleri %100 hatasızdır diye bir şey kesinlikle yok. Fındık, fındıkla ilgili herkesi şuraya herhangi birisini sokakta alsa getirsek saatlerce konuşabilecek kapasitede. Çünkü bizim ekmeğimiz bu. Ve fındıkla ilgili herkesin ve bu siyaset üstü bir konu. Ümit, geçen sene TMO'nun önünde bir röportaj yaptık. Ağustos ya da Eylül ayı idi. Sevgili Fatma Meltem'le birlikte
Efe vardı galiba. Ya da bir de ikili kameraman arkadaşımız vardı. Ekip olarak gittik. Temmuz'un fındık almaya başlaması vatandaşı bir takım pozisyonlarda rahatlatmış ama eksik kalındığını, fiyatın yetersiz olduğu evet. noktasında da tespitlerini sıcağı sıcağına görmek adına köylere de gidiyoruz, ilçelere de gidiyoruz. Sokaktaki herkes bize fındıkla ilgili söylüyor ama Teoman'ın oradaki yaptığımız röportajda 20 tane yaklaşık olarak AK Parti'ye oy vermiş vatandaşımızla röportaj yaptık. 20'si de bütün olayları artık direkt milletvekillerini devreden çıkartarak evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na havale ediyorlardı. Yani evet. Vatandaş... Bence milletvekillerimizin burada üzülmesi lazım. Bence de. Üzülmesi bence de. Lazım. Görevimi yapamıyorum diye düşünmesi lazım. Çabaları yetersiz kaldı evet. milletvekillerinin. Sonra Ziraat Odası Başkanı'nın şöyle bir tespiti oldu. Birkaç milletvekili daha benzer şeyi söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı fındıkla ilgili ne kadar bilgi sağlıklı ve doğru giderse Sayın Cumhurbaşkanı ona göre refleks evet. gösteriyor dendi. Ama bu refleksler hep bu yanlış bilgilenmeden dolayı fındık üreticisinin aleyhine oldu ve o hani birkaç koca kafa diyoruz ya, baron diyoruz ya, işte evet. onların lobisine çanak tutan bir şey oldu. O zaman akabinde, şöyle diyorlar o zaman Cumhurbaşkanı. Fındık üreticimiz memnun. Aynen öyle. Ama ortada bir memnuniyetsizlik var. Oldu. Şimdi buradan bütün fındık üreticilerimize bir kere daha soruyorum. Arkadaşlar bu sene fındıkta hanginiz memnunsun? Hanginiz memnunsunuz? Evet. Ha, memnun olanlar belli. Kusura bakmasınlar. Onlar avuçlarını evet. ovuşturdular. Temo'dan fındıklarını da aldılar. Evet. Keyiflerde ben hücurda. Şimdi anlayamıyorum. Ben bunu şimdi kendi kendime diyorsun. Temo vatandaştan 10 liraya fındık alacağını açıkladı. Ne yapacağı da belirsizdi. Şimdi Temo... Temo kar etti burada Ümit. Aslında bir ya, şöyle... Temo kar etmeyi güden bir ticari bir kurum değil ki. Değil. Yani fındık üreticisi elini rahat. İşte politikacının da şimdi, atladığı şey kardeşim diyor. Temo diyor bu fındığı aldı da diyor şey mi aldı diyor. Hani şey ucuz mu sattı diyor. Hayır diyor pahalı sattı diyor. O pahalı sattığı dediği ihracatçı o fındığı üzerine kaç lira daha koyarak cebine milyon dolarları cukkaladı onu söylemiyorsunuz sayın politikacılar. Peki şimdi Temo fındığı 10 liradan aldı. Dedi ki ben fındığı 12 liraya satacağım dedi. Şu anda sen bir çuval fındığını al git piyasaya satmaya çalış. Kaça satıyorsun? Yani 9 liraya satıyorsun. O yüzden kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Evet. Kimse bu milletin, bu çiftçinin, bu vatandaşın aklıyla dalga geçmesin. Temo'nun fındık satmaya açıklaması önümüzdeki dönem fındık fiyatlarını düşüreceğini ben düşünüyorum. Yani eğer bir ihtiyaç varsa ihtiyacı şimdiden destekliyor o anlamda. Evet, bu konu hakikaten beş bilinmeyeni denklem gibi. Evet. O yüzden bu fındık konusunda ne kadar kafa patlatırsak patlatalım, ne kadar kafa yorarsak yoralım. Amerika'daki işte kuru yemişçiler birliğinden tut da Almanya'daki evet. Borsadan tut da Türkiye'deki fındık tanıtım grubuna kadar, fındık ihracatçılarının lobilerine kadar öyle bir kirli bir sistem var ki olan her seferinde fındık çiftçisine, üreticisine oluyor. Ama benim korktuğum ve gördüğüm başka bir şey var. Böyle giderse bu fındığı da tıpkı bu tarımda olduğumuz birçok ürün gibi yok edecekler, kaybedecekler, değerini aşağı çekecekler. Evet. Böyle bir çirkin lobi, böyle bir 3-5 yılını, 10 yılını doldurmaya çalışan, milyon dolarları cukkalayıp günle gün katmaya çalışan tipler bu bölgenin, bu yörenin katili olmaya devam edecekler. Kusura baksınlar. Evet. Ben üreticiyim, ben üreticinin sesiyim. Kesinlikle ben onun yanında. Tek yerimiz... Ben sadece vatandaşın doğrusunu bilirim Ümit. Sadece üreticinin doğrusunu bizim bilirim. Bizim durmuş olduğumuz yer belli. Üreticinin aynen. yanı. Aynen öyle. Şimdi sen de üreticisin. Baban üretici. Aynen. Benim dayım üretici. Hepimiz öyle. Benim yani onun yanında olmaktan başka şansımız yok. Aynen öyle. Kapalı kapılar ardında birçok kirli pazarlıklar yapılıyor. Buna da hiçbirimiz haber yok. Her ikisinde temsilci var o kapalı kapılarda tabii. yapılan pazarlıklarda. Tabii. Tabii. Bir tek üretici adına temsilci yok orada. Aynen bir söyle. Fındığı burada noktalayalım. Çünkü fındığı konuşmaya devam edersek sinirleniyoruz. Yok yani sonu da gelmiyor. Sonu da gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Ama... Bu arada iki tane mesaj var. Hemen aktarmak evet. istiyorum. Adil Aksoy merhaba demiş. Birçok mesajlar gelmiştir. Son iki mesaj. Murat Ocak başarılar dilerim. Servet Şahin başkanımıza demiş. Ben de bu mesajı iletmiş oldum. Evet. Ümit,
Sefat'tan bir görüntü var. Sefat, evet bakalım Sefat'ın görüntüsüne bakalım. Evet, Ufuk Ünal bir mesaj paylaşmış, onu okuyalım. Yaklaşık 5 yıl onurla görev yaptığım Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevimi yeni seçilerek görev alacak arkadaşlara bırakacağız. Görev yaptığım süre içerisinde birlikte uyum içerisinde çalıştığım bütün meclis üyelerimize, ayrıca seçimlerde bizlere destek vererek onurlandıran bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclise yeni seçilen arkadaşlarıma ve yönetim kademelerine yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza başarılar diler. Üyelerimiz de Ordu adına hayırlı hizmet yapmasını temenni ederim demiş. Güzel bir evet. açıklama. Çok hani Ufuk abimize, kardeşimize yakışan bir aynen yakışan bir mesaj. Yakışan bir mesaj olmuş. Ümit, bu akşam çok güzel bir konser var. Ordu'da Türk Sanat Musikisi'nde gerçekten hani Ordu'nun sesi markası olmuş olan ve sevgili Ahmet Dağşan'ın da başkanlığını yaptığı hemen onu da okuyayım. Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun düzenlediği bahar konserine katılmanızı diliyoruz demiş sevgili Ahmet Dağşan. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi Büyük Salonu'nda saat 8'de Selçuk. Selçuk da buradan acı bir tebessümle kameraman arkadaşım. Nöbetçi sen misin bu akşam? Evet. Evet, ona ziyade Selçuk çok büyük bir sanat müziği sanatı evet. sever. Bayılıyor Selçuk. Evet, diyor ki özellikle abi ben gideyim buna diyor. Hatta bu gece nöbeti ben tutayım diyor. Yeni Ordu Spor Ümit pazarla deplasmanda berabere kaldı. Playoff şansını devam ettiriyor. Yeni Ordu Spor'a da başarılar diliyoruz. 24-29 Nisan'da Muğla Fethiye'de Ümit deplasmanlı bölgesel ligden kadınlar birinci ligine yükselme müsabakalarında İF Açık Koleji, Ordu Açık Koleji Final Six'e kaldı. Yani altılı gruba kaldı. 5 maç yapacaklar. İnşallah İlhan Şahin'in başkanlığını yaptığı Ordu'nun basketboldaki şu an kadınlardaki tek temsilcisi olan İF Açık Koleji'nin başarılı olacağını tebrik etmek lazım. Her anlamda gerçekten İlhan da başarılı, çok güzel şeyler de yapıyor. Biraz önceki basketbol sandalye takımımız Kıbrıs deplasmanındaydı. Dün ne yaptılar onu bilmiyorum ama geçen hafta bildiğim kadarıyla Kıbrıs deplasmanında bir sayıyla kaybettiler. Onlara da başarılar diliyorum. Ümit, hep bu futbol maçlarını, işte Açık Koleji'nin basket maçlarını diyoruz ama bir gün mutlaka tekerlekli sandalye basketbol takımımızın maçlarına sen gitmiştin ama bir kere daha gitmemiz lazım diyorum. Evet. Altınordu Belediyesi burada çok önemli bir görev yapıyor. Onlar destekliyorlar. Sevgili Cevat ve arkadaşları orada inanılmaz işler yapıyor. Yani basketbolda Süper Lig'e yükseleceğiz. Galatasaray Beşiktaş'la aynı kategoriye geleceğiz. Avrupa'da temsil etmişlerdi zaten Ordu. Ümit, aynen. Dün bir gelişme var. Pazar günü yine 19 Eylül Stadyumunda birinci amatör kümeden bölgesel lig maçında Kumru Belediyesi ile Altınordu Belediyesi karşılaştı. Ve Altınordu Belediyesi bir üst gruba çıktı. O yüzden onları da Altınordu Belediyesi'ni de kutluyoruz. Kumru Spor'a, Kumru Belediye Spor'a da bir dahaki sene için şimdiden başarılar diliyoruz. Yani spor bu şehirde zaman zaman birçok siyasetin de ekonominin de üzerinde olabilecek olan birleştirici özelliği var. Aslında ilçelere de yayılmaya başladı aslında bu başarılar. Akkuş'taki voleybol takımı aynı şekilde takımımız. Öyle. İşte futbolda işte Fatsa'nın, Ünye'nin takımlarının başarıları ki Fatsa Belediye Spor yüz akımız olmaya devam ediyor futbolda. Ünye Spor 57, Ünye Belediyesi 1957 çok başarılı işler yaptı. Onlar da eminim ki bir dahaki sene o şeyi canlandıracaklardır. Sporu konuşmakta zaman zaman bütün bu işte ekonomiyi, fındığı konuşurken bizleri keyiflendiren güzel bir olay. Sisli bir Ordu sabahına uyandık Ümit. Umarım uçaklar inebilmişlerdir. Seyahat edebilecek olan arkadaşlarımız gittikleri yere ulaşabilmişlerdir. Nisan aylarını sevmiyorum Ümit. Neden? Benim için Nisan aylarının çok sevdiğim dostlarımın vefat yıl dönümlerine gelmesi, sevgili
Ozan kardeşimi 27 Nisan olsun, Ozan. Bir pazar günü kaybetmiştik. Muzaffer Ozan Canlı. Sevgili İbrahim Altay abi, o da basketbol takımımızda ve Ordu Spor'da yöneticilik yapmış. Ordu'da Eral Gıda gibi çok önemli bir markayı yıllardır başarıyla yürütmüş bir iş adamıydı. Ordu'da sporun, sanatın ve siyasetin çok sevdiği, çok renkli bir simaydı. Benim de çok sevdiğim bir abimdi. Çok özel bir insandı. Hakikaten insandı. Ki Ozan'ın kahkahasını hala kulaklarımızda. Böyle bu aylarda kaybettiğim çok dostlarım, arkadaşlarım, yakınlarım var. Yani zaman zaman Facebook'ta sağ olsun o resimleriyle bize kendisini hatırlatıyor ya. İşte bir yıl önce bugün şunu paylaşmıştınız, bunu paylaşmıştınız diye. O paylaşımları görünce de insan hüzünleniyor. Sevgili Gökhan, Gürhan ve Gökmen Bacınoğlu kardeşler annelerini kaybettiler. O gün 3 cenaze vardı. Yine yakınlarını kaybeden insanlar vardı. Yine dün yine cenazeler vardı. Yine işte köyümüzden, kentimizden, ilçelerimizden cenaze haberlerini zaman zaman duyuyoruz. İşte Fas'taki cenaze haberlerini Muhsin kardeşim sağ olsun koyuyor, paylaşıyor. Tüm yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Merhum ve merhumalere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ümit. Hayat yaşam devam ediyor. Evet. Yeni baba olanları, anne olanları yine diyoruz ya, artık bu sosyal medya o kadar böyle değişik bir şey oldu ki televizyonun da gazetenin de önüne geldi. Hepimizin elinde bir telefon. Hepimiz gittiğimiz yerlerde, oturduğumuz kafelerde ya da sohbetlerde, evlerde bile Ümit, hepimizin elinde sohbetler tekrar geri gelsin istiyoruz. Ya ben hemen tepkimi koyuyorum. Lütfen herkes telefonlarını bıraksın. Ya sohbet edelim diyorum. Ya da bir restorana gidiyorsunuz, bakıyorsunuz masada 4 kişi var. Anne, baba, çocuklar. Herkesin elinde telefon. Bir telefon. Şu hani zaman zaman eleştirdiğim noktalar oluyor. Zaman zaman katıldığım noktalar oluyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel bir tespiti var. Şu interneti yasaklasak mı, ne yapsak mı? Hani o gerçi biraz bunun siyaset için kullanılmasını istemiyor ama yani sosyal yaşantıyı da öldürüyor Ümit. Evet. Ciddi anlamda. Ya eski sohbette yani bizim eski sohbetleri... tam ara kuşağız biz, tamam mı? Yani evet. O hani elektriğin varlığı yok oldu o dönem, televizyonların her evde olmamış oldu. Telefonların bile böyle köylerde elektrik yokken gece yok, o karanlıkta yapılan sohbetler, kardeşlerle yapılan sohbetleri bir hatırlasanız. Bambaşka oldu köy havası. Şimdi geçen gün yine köy dedik. Akın köy önceden o kadar can, o kadar hareketliydi. Şimdi gittik bomboş. Köyler de bomboş. İnsanlar yani köyde yapmış olduğumuz o sohbet, insan o büyükleri arıyor. Keşke diyor yani biraz daha, yani şu anki bilincimiz o dönemde olsaydı, o büyüklerimizle, kaybettiğimiz o büyüklerimizle daha fazla sohbet etsek, daha fazla bir arada olsaydık. Ama sevdiğimiz olan insanları iyi tespit edip onlara gereken özenleri, desteği vermemiz gerekiyor. Evet, İnan zaman çok hızlı akıyor. Sevdiklerimizin kıymetini bilmeli ve onu hissettirmeliyiz. O yüzden özellikle ebeveynlerimiz için, anne ve babalarımızın şu anda bana aynı eleştiri yaparken, evet, sosyal medyayla ilgili eleştiri yaparken bir yandan konuşup bir yandan telefonu da aldım. Niye yaptığımı söyleyeyim Ümit. Çünkü gündem artık sosyal medya üzerinden, evet, takip ediliyor. Biz sosyal medyanın hızına yetişemiyoruz. Niye biliyor musun? Bir haber merkeziyiz. Bize bir kazanın olduğunu bildirmek, bunu ekrana yazmak, yayıncımız var, kameramanımız var. Kameraman gidip çekecek, haberciye verecek, yayıncıya sosyal medyada gelecek. Daha hızlı geliyor. Evet, sosyal medyadaki bu hız, şu an biz program yapıyoruz tabii. Evet. Bu sohbeti zenginleştirmek adına ne oluyor, kimi, yalnız, hangi olayı alabiliriz? Herkes diye. Artık evet, bir söylüyor. Gazeteci, bir muhabir, bir televizyoncu haline geldi sosyal medyada. Herkesin kendi sıkıntılarını, sorunlarını dile getirebilecek olduğu bir mecra var. Bu açıdan, aynen, baktığı zaman aslında olumlu olarak da değerlendirilebilir. Ama ev ortamlarında o bambaşka bir. Oturduğumuz zaman, şimdi benim bir şey söyleyeceğim. Eşim bir telefon, ben bir telefon. Oğlum da bir tablet. Kızın da bir... Küçük kız işte efendime söyleyeyim, evdeki sabit bilgisayarın peşine koşuyor. Yani gerçekten bakmış olduğun, evet, zaman çocukları yetiştirmek konusunda da ciddi sınırlamalar getirmek gerekiyor. Evet. Bu arada Facebook dedik, hani sosyal medya deyince ilk karşıma çıkan 23. dönem Ordu Milletvekili, 21 miydi? Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili, benim de çok sevdiğim
arkadaşım, dostum, abim Cemal İngiyurt bir paylaşım yapmış Facebook'ta. Onun paylaşımlarını sık sık takip ediyorum ama bu sefer kendisiyle ilgili yapmış. Bugün benim ad günüm demiş, doğum günüm dememiş. Evet. Öz Türkçe ile söylemiş. 53 yaşına girdik, hayırlara hayırlısıyla demiş. Maşallah. Sevgili Cemal İngiyurt'a da buradan nice güzel Cemal Engin'i vekilimiz ilk tanınmış olduğumuz yılları hatırlar şimdi. Orada... O zaman Milliyetçi Hareket Partisi il başkanıydı. Hı. Evet. Şey dönemleri biz orada efendim radyo programları tabii yaparken işte destekler unutulmaz. Bir gece biz o zaman uyuşturucuya hayır şehir sorunlarıyla ilgili bir program uyumadan yapıyorduk. Adamın bir tanesi Hakkı Bulut'tan Ben Tövbemi Geri Aldım adlı şarkıyı istemek için bize canlı yayın sırasında telefon açtı, hatırlıyor musun? Evet. Dedi ki beyefendi dedik, biz dedik uyuşturucu hayır diye bir kampanya yapıyoruz. Alkolün, sigaranın, uyuşturucu maddelerinin zararıyla ilgili bir yayın yapıyoruz. Abi kafayı bulmuştu. Tamam da Ben Tövbemi Geri Aldım'ı çalar mısınız? Sonra telefon üstüne telefon, telefon üstüne telefon. Kınamalar. Kınamalar falan. Sonra... Cemal abi 3-4 tane arkadaşıyla çıktı geldi ve o arkadaşların nerede olduğunu buldu. Ertesi günde o bir kurumun gece bekçisiydi herhalde. O alkol alan, o sırada o alkolü alan şahısları gelip bize özür diletmişti, hatırlıyor musun? Evet. Böyle ama geri dönüp baktığımızda gerçekten güzel şeyler. Fikret Türk Yılmaz belediye başkanıydı. Evet. Ayşe Bahar Şebili Hüsnü Yücel yardımcılarıydı. Gazeteciler Cemiyeti bizi ziyarete gelmişti. Sevgili Can rahmetli oldu Aydın Ateş. Evet. Resimlerimiz var. Sonra Engin abi, Engin Tekintaş Hazreti Partisi, Refah Partisi il başkanıydı. Onunla Cemal abi Milliyetçi Hareket Partisi il başkanıydı. Süreçlerin hepsini bir gördük. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'dı. Programımıza telefonla katılmıştı. Evet. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanıydı. Azerbaycan'a giderken havalarından katılmıştı. Evet. Türkiye'nin birçok noktasından birçok gazeteci gelip bizim bu etkinliğimizi haber yapmıştı. Evet. Kordonun bozulmaması, Ordu'ya üniversite yapılması için çok güzel bir etkinlik yapmıştık Ümit. Küçük bir radyoydu ama çok büyük işler yapmıştı. Şu anda örneğini verelim o zaman. Şu anda şehir kilisesinin olmuş olduğu yer, hani turizm olarak açıldı. Evet. Oralar Yavuz Kalyoncu'yu da analım burada sevgiyle. Nezat abi de hatırlamak gerekir. Oralar İzbe, işte otların, tabii, bataklıkların, şarapçıların olmuş olduğu yerleri elimize girintileri alıp oradaki otlar için, oradaki otları kesmeye gitmiştik. Bir şey oluşturmak adına. Bak ondan sonra oralar ne halde? Şu anda Ordu merkez demiş olduğumuz zaman turist olarak, tarih yapı olarak bir tek şu anda orası var. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ümit, geri dönmeye başladığımızı ben anlıyorum ki programın bitme vakti geliyor. Değil saatlere mi? Baktığımız zaman da evet, nostalji ediyoruz. Aynen öyle. 10.40 bakın, çok teşekkür ediyorum. Her pazartesi keyif alıyoruz. Seninle sohbet etmekten. Ümit. Evet. Gerisi yalan. Her şeyin başı sağlık. Evet. Allah önce hepimize izleyen, taraflı tarafsız, sevdiğimiz, sevmediğimiz, kırdığımız, bilmeden kalbini kırdığımız insanlar da olabilir, dostlar da olabilir, arkadaşlarımız da olabilir. Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık her şeyin başı. Allah hepimizi bu topraklarda, bu ülkede, bu vatanda, bu yaşadığımız coğrafyada, dünyada sağlıklı bir şekilde, barış içerisinde, huzur içerisinde, kavgasız, çatışmasız bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Her şeyin başı sağlık. Kilolarımıza dikkat edelim. Evet, yediklerimize dikkat edelim. Sağlık olduktan sonra gerisi gelir. Ekonomik sorunlar vardır, problemler vardır. Büyüklerimize karşı saygılı olalım, kıymetlerini bilelim. Evet. Yaş ilerledikçe yaşlanıyoruz. Biraz daha insan böyle hassas. 52, sende 2 yıl var, bende 3 yıl var. Evet. Yok 50 oldum ben canım. Oldu 69 mu? Oldu. Yok 49 ümit yapma. 49 işte. Evet, tamam. Bir 3-5 yılda herhalde 50 yaşını görürüm. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyicimiz, meslektaşımız Akın Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Her pazartesi günü bizlerle birlikte oluyoruz. Keyifli sohbetler ediyoruz. Yarın yine aynı saatlerde yeni gün programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. You never said a word, you didn't say
Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu Yeni Gün sona erdi.